Hoş geldiniz. Hiç kalkmayın, kalkmayın, kalkmayın. Masaya geçmeden size bir açıklama yapmak istiyorum. Çok uzatmayacağım. Bir bebek bekliyorum. Bebeğin babası Caner. Biz evleniyoruz. Kumru. Kumru. Sen ne diyorsun Kumru? Canım, istersen sen açıkla. Evet. Evleneceğiz. Onu anladık. Neden? Anne söyledim ya. Ben gerçekten şok oldum. Yani ciddi anlamda şoktayım ama aşırı mutlu olurum. Canlarım benim ya. Ay siz bir öpeyim. Ay bu. Ay şunlara bak ya. Ay çok tebrik ediyorum ya. İnanamıyorum şu anda. Bebeğin olacak ve babası Caner, öyle mi? Ta kendisi. Evet. Babayım ben. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelir miydi? Herhalde gelmezdi. Pardon da ne ara oldu bütün bunlar? Yani siz ne zaman sevgili oldunuz? Ya öyle bir sesle aradın ki yani ne oldu? Çok korktum. Ne oldu, bir şey oldu diye? Bir şey oldu. Ne oldu? Kim yolladı bunları? Ne önemi var? Bence Zeynep, o ayrı. Hiç sanmıyorum. Caner, ne önemi var? Gördüklerimi değiştiriyor mu? Hayır. Ya bir konuşsan mı acaba? Ne konuşacağım? Ben artık açıklama dinlemekten yoruldum ya. Yeter. Haklısın. Ne yapacaksın peki? Selim benim için bitti. Umurumda değil. Nefret ediyorum ondan. Anladım. Anladım. Haklısın da. Bebek ne olacak? Aldıracak mısın? Hayır. Caner bak, ben bir kere hamile kaldım. Ve onu kaybettim. Çok canım yandı. Yani şimdi gidişatı gerçekten bilmiyorum ama hayat bana bir şans daha vermişken bu sefer de kaybedemem ya. Doğuracaksın yani. Evet. Çok istiyorum. Vur bak. Ne karar verirsen ver, ben sonuna kadar senin yanındayım. Caner, ben aslında sana bir şey soracağım. Sor tabii. Ama lütfen soracağım soruyu. Cevap verirken iyice düşün. Eğer sana yük olacaksa da beni kırmamak için sakın... Kumru. Olur, kabul ediyorum. Ama daha sormadın. Kumrucuğum, senin bana bir şey sormana gerek yok. Sen ne karar verirsen ver, ben sonuna kadar senin yanındayım. Eğer bebeğinin babasını ben olarak açıklamak istiyorsan, ben bunu kabul ediyorum. Caner, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak, bu sana eğer yük olacaksa gerçekten... Asla. Yük falan olmaz. Herkese yalan söyleyeceksin, hatta ablana bile. İnan ilk defa olmayacak. Teşekkür ederim. Varsın. Sen de. Ama sonra Selim'den intikamımı alacağım. Birlikte alacağız sonuna kadar. Caner. Biz bir süredir beraberiz ve çok mutluyuz. Harika. Harika. Ve siz bunu bebeğiniz olacakken söylemeyi uygun gördünüz, öyle mi? Evlenmeye karar verince diyelim. Bana duyulan saygı ortada. Size afiyet olsun. Bravo. Çek geçin, onun siniri geçer. Gel otur, çok ayakta kalma. Bu hamile artık, ay şunların tatlılığına bak. Senin de canına minnet.
Yani biz sizin dünür olmadığınız kalmıştı. O da oldu. Ay Doğan, fazla tepki vermiyor musun? Fazla mı tepki veriyorum? Kızım hamile olduğunu ve evleneceğini söylüyor. Ay iyi de hamileyim ve evlenmiyorum da diyebilirdi. Yıldız. Şaka yaptım ya. Öyle ortam gerilmesin diye. Ya Caner ne alaka? Bu kız Selim'e aşık değil miydi? Ama sen de kendi kızını tanımıyor musun? O zaten ayran gönüllü. Neyse, zaten kimin ne olursa olsun onaylamayacaktın Doğan. Ne değişti? Selim'i onayladım, ne oldu peki? Caner'in nesi var? Yani Ender'in kardeşi olabilir ama aslında iyi çocuktur. Bir de bence biyolojik olarak Kumru'ya o bayağıdır aşıktı. Nasıl yani? Yani ben birazcık hissediyordum onlarla yan yanayken bakışlarından filan. Herhalde açıldı mı, ne oldu? Neyse. Yani Caner en azından aldatmaz diye düşün. Kötü biri değil diye düşün. Neyse tamam. Sen sakinleşemiyorsun. Gel oturalım şöyle. Sakinleş hayatım, hay Allah. Hadi babandan sakladın. Ya insan bari bana söyler Kumru. Hayatım bana da söylemediler işte. Caner söylemedi ya. Bana da sürpriz oldu. Ama ben kızıyor muyum? Sinirleniyor muyum? No. Baksana şunların aşkına, çok mutlu oldum gerçekten. Neyse ablacığım, biz evimize gidelim, orada konuşuruz. Kumru da babasıyla konuşsun. Okey. Seda'yı biz de çocukları toplayıp gidelim. Yıldız gelir zaten. Kumru, çok tebrik ederim. Erse. Hayırlı olsun. Evlilik kesin değil mi? Kesin Ender, kesin. Ay çok tebrik ediyorum Kumru'şum. Ay maşallah. Hadi bye 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 bye. Canım, konuşuruz. Konuşuruz tatlım. Gel buraya. Gel sen gel. Anne. Ne oldu? Ne olsun? Kumru Caner'den hamileymiş ve evleniyorlarmış. Saçmalama. Kumru az önce bana telefonundan canlı yayın yaptı. Evdekilere haber verirken beni de bilgilendirdi, sağ olsun. Yani bunu beklemiyorduk tabii, ne diyeyim ki? Böyle bir şeyi kim bekler ki? Sen Kumru'yla Caner'in gerçekten sevgili olduğuna inanmıyorsun değil mi? Kumru bana Caner'i abisi olarak tanıttı. Sonra kanka oldukları ortaya çıktı. Şimdi de Caner'den hamile kaldığına mı inanayım yani? Hamilelik uydurma mı diyorsun? Bu kızın hayatı yalan. Ben neye inanacağımı şaşırdım. Ama gerçekten hamileyse benim emin olduğum bir şey var. O çocuğun babası benim. Olaylar giderek çetrefilleşiyor desene. Julia, bana mı öyle geliyor acaba? Sen biraz fazla mı sakinsin? Yani şu an elimizden gelen bir şey var mı? Aman evlenmek istiyorsa evlensin, ne yapalım? Zaten sizin ilişkiniz fazla yıpranmıştı. Ya sen en başından beri bana Handan'ı göndereceğim diyen kişi değil misin? Şimdi bunları bana sen mi söylüyorsun? Selim, sen benim kardeşimsin, tek kardeşimsin. Ben her zaman senin yanında olacağım ama böyle panikle bir şeyler yapmana da müsaade edemem. Nasıl bir ruh hastası bir durumun içine düştüm ben ya? Bana düşüneceğim dedi, bekletti, zaman kazandı, şimdi olanlara bak. Çok haklısın ama sakin olmamız gerekiyor. Bir anlayalım tam ne olmuş. Ben anlayacağım neyin ne olduğunu, sen merak etme. Selim, saçma sapan bir şey yapmanı istemiyorum. Hele bana söylemeden sakın. Benim artık burama kadar geldi. Artık ne Handan'ı ne de Doğan'ı düşünürüm. Ama eğer Kumru gerçekten hamileyse işler değişir. Benim çocuğumu kimse benden çalamaz. Aferin Caner. Ya abla, ben kıyameti koparırsın falan sanıyordum. Ay ne koparacağım kıyameti ya? O kadar keyfim yerine geldi ki. Yani Julia'nın bana attığı kazığı dahi unuttum. O kadar diyeyim yani. Ay ama ben ne dedim Caner? Heh, yine başladık. Pardon da başlayacağız tabii. Ne dedim ben ha? Ne dedim? Kumru sana denk dedim mi demedim. Sen ne yaptın? Ablanı dinlediğin için hedefi 12'den vurdun Caner'cim. Ay bir de düşünebiliyor musun? Ben hala oluyorum. Ay inanamıyorum ya, gerçekten ağlayacağım Caner.
Denedim, ağlayamıyorum. Yok, bende olmuyor. Ama olsun. Neden? Çünkü o kadar mutluyum ki hiç ağlayasım yok zaten. Yani Doğan pek mutlu değil ama. Doğan'ın mutlu olup olmaması kimin umurunda? Ayrıca Kumru seni seçmiş. Kumru buna karar vermiş. Doğan'a ne? Ha? Yalnız Kumru akıllı kız, ben sana söyleyeyim. Senden daha iyisini bulamayacağını çok iyi biliyor. Aferin ona. Ben yalnız düğünde ne giyeceğim ya? Ben de mi beyaz giysem acaba? Ablacığım biz pek düğün düşünmüyoruz ama. Ne? Ne demek düğün düşünmüyoruz? Düşünün. Düşünmelisiniz ya, düşüneceksiniz ya. Düğünsüz olur mu Caner? Aa. Hayır, bizim Yıldız'ın düğününü bastırmamız gerekiyor. O kadar. Bu artık kırmızı çizgi benim için. Neyse. Ben Kumru'yla konuşurum. Sen merak etme. Zaten artık ailemize girdi ya. Benim dediklerimi yapmaya alışacak yani. Alışmalı. Heh, yine hayatımızda yeni ve zorlu bir döneme giriyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Hadi. Yani ben son derece mantıklı bir insanım Caner'cim. Benim dediklerimi yapmakla ilgili zorlu nasıl bir dönem olabilir? Bana söyler misin? Ha? Ne olacak ya? Alışırsan merak etme Kumrucuk. Ay ben acıktım, hiçbir şey de yiyemedik. Sen kafayı mı yedin? Daha değil. Caner, bebek. Ne oluyor Kumru? Hı. Damadını beğenmedin mi? Yoksa Selim'i mi tercih ederdin? İlla evlenmen mi gerekiyor? Anne olmak istiyorum. Evlilik meraklısı değilim. Ama çocuğum da babasız büyümesin yani. Bu çocuğun babasının Caner olduğundan emin misin? Caner olmasa niye Caner diyeyim? Hadi diyelim ki dedim. Caner böyle bir şey kabul eder mi? Eder, eder. Hiç merak etme. Neyse. Bak güzel kızım. Benim tek istediğim senin mutlu olman. Eğer sen bu kararı verdiysen buna bir lafım yok. Umarım iyi düşünmüşsündür. Ben gayet iyi düşündüm. Kararım da net. Ayrıca Caner bu hayatta beni üzmeyecek tek adam. Ablasının Ender olduğunu unutma. Hiçbir şey olmaz, merak etme. İyi, madem öyle. Git babanla konuş, biraz sakinleşsin. Ay o da her şeye sinirleniyor. Torun olacak, sevinsin işte. Hadi Kumru, hadi git konuş lütfen. İyi, tamam. Bir şey değil Canikon. Nasıl yaptın? Halledeceğim demiştim sana. Bu arada hayırlı olsun, Kumru aniden evlenme kararı almış. Artık ne yaptıysan Selim'den nefret ediyor. Üzümün iyi puanı sormayacaksın bu işlerde. Neyse benden istediğini yaptım, sıra sende. Kayıtları bekliyorum. Tamam. Cemal bugün sana getirir. Sağ ol tatlım, görüşürüz. Bak bunlar, ben burada durur muyum? Daha yeni başlıyoruz. Babacığım. Kızım senin sürprizlerin hiç bitmez mi ya? Baba biz de son dakika karar verdik. Evet bayağı son dakika oldu. Ya sen hani Selim'i seviyordun. Hayatında başka kimseyi istemiyordun. Bir süreliğine aşıkmış demek ki. Babacığım ben de öyle sanıyordum ama bir deneyelim dedik işte. Ve çocuk yapmaya karar verdiniz. O işler öyle olmuyor. Sen bir karışmasan mı acaba? Aman iyi karışmıyorum. Ne yaparsan yap zaten babam bana her şeyi anlatır değil mi hayatım? Ben çocuklarıma bakayım. Babacığım ben sana diyorum ki dede olacaksın. Torun seveceksin. Sen bana kızıyorsun, yapma böyle lütfen. Kızım her şeyin bir yolu yordam var. Gelip önce bir konuşsana, bir danışsana bana. Sürpriz olsun istedik. Hadi üzme beni lütfen. Sen beni üz öyle mi? Ay tabii ki öyle değil. Ama şöyle düşün, geçmişe bir sünger çekiyorum. Yepyeni ve mutlu bir hayatım olacak. Caner'le. Caner ve bebeğimizle. Ay ne şimdi, ne oldu? Şimdi de Caner'i mi beğenmiyorsun? Kızım beğenmemek değil.
Ya ben çok şaşırdım. Beklemiyordum öyle bir şey. Sen hem Caner'le evleneceksin bir de bebek yapacaksın. Bu benim nereden aklıma gelir? Hayat işte. Hadi asma suratını. Asma suratını lütfen. Lütfen babişko, lütfen. Hadi. Hı. Ah be çocuk. Ah. Ben seninle ne yapacağım? Artık benlik bir işin kalmadı senin. Sen torunu seveceksin. Hı? Hem bak erkek olursa ismini Doğan koyarız. Ben kararımı verdim. Kız olursa Ender, erkek olursa Çelebi. Abla, çocuk Çelebi Çelebi mi olsun? Neden olmasın Canavar'cığım yani? Hangi Çelebi, Çelebi Çelebi? Tamam ablacığım, öz hakiki Çelebi olarak kapatalım konuyu. Ama bence kız olacak. Ve bana benzeyecek. Neden? Çünkü kız halaya benzer. Hı. Hemen bir İngiliz dadı tutarız. Tabii ki ben derhal sizin yanınıza taşınırım ve dadı ben ne diyorsam onu yapar. Zaten aksi mümkün değil. Ben de ben hastayım zannediyordum. Meğer etrafımdaki insanlar normal değilmiş ya. Ablacığım sen ne dediğinin farkında mısın? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Evet, yumurta yok. Neden? Çünkü o bir embriyo. Ve halasının kopyası olacak. Düşünebiliyor musun Caner? Onu ben yetiştireceğim ve bildiğim her şeyi ona öğreteceğim. Aman, aman abla gözünü seveyim. Anaokulunda entrika nasıl çevrilir onu öğretmeye kalkma da ne yaparsan yap. Aa, bir dakika. Eğer yeğenimi üzerlerse ona kendini nasıl koruması gerektiğini öğretirim. Anaokuluysa anaokulu, entrikaysa entrika. Fark etmez. Sen onu bırak da şimdi Kumru'ya sor bakalım. Sülalesinde akraba evliliği, ateşli bir hastalık, kalıtsal bir ruh hastalığı var mı yok mu? Bu çok önemli. Heh, bizim sülale bitti. Sıra onların şeceresine geldi. Ablacığım en büyük ruh hastası biziz. Sen kendinin farkında değil misin? Ne var bizde Caner'cim? Yani biz son derece normal, harikulade, asil bir aileyiz. Ya ablacığım deminden beri doğmamış çocuk hakkında projeymiş gibi konuşuyorsun. Caner ben hala oluyorum. Bu benim hakkım. Ona benden daha iyi hiç kimse bakamaz. Okey? Neyse tamam. Ben bu savaşı kaybedeceğimi anladım. Sen ne yapmak istiyorsan yine öyle yap. Yalnız rica edeceğim Kumru'ya bir şey söyleme. Kızın canı sıkılmasın. Allah Allah. Niçin canı sıkılıyor? Bilakis. Bak şöyle bir bak. Kumru'nun gelecekte Ender Çelebi gibi bir kızı olacak. Tam tersi göbek atması lazım. Yani ben olsam göbek atarım. Ay nasıl ya? Ay bunlar da sıktı. Ne nasıl ya Zeyno? Kumru hamile, Caner'le de evleniyor işte. Allah Allah. Ay inanmıyorum. Bana bak, Selin boşa düştü. Allah yazdıysa bozsun. Ay onun için demiyorum ben. Üzüldüm çocuğa ama. Ay neyine üzülüyorsun acaba? Anneciğim çocuk şok olmuştur şimdi. Yani zaten Kumru dünyanın yalanını söyledi çocuğa. Şimdi de bu. Ben Kumru'yu takdir ettim vallahi. Helal olsun. Anne neyini takdir ettin ya? Sen holdingden aşağı beğenmezsin. Caner'le evlenecek. Çünkü Kumru Doğan Yıldırım'ın kızı. Yani zengin ve çapkın biriyle evli olacağına kılıbık ve fakir biriyle olabilir. Normal. Ay yazık çocuğa ya. Allah. Ay nereye yazık? Turnayı gözünden vurdu. İşte bu bilgelik. Kumru'yu gözünden vurdu da diyebiliriz. Neyse. Sen hadi ara Selim'i de hemen yetiştir. Evet dur bir arayayım geleyim. Çok gerekli. Çok. Sus anne. Anne sen kahveni içsene soğudu. Ben falı bile kapattım. Zeynep. Ha Selim iyi misin? Sen de duydun değil mi olanları? Ay duydum şimdi. Bizimkiler söyledi. Şok oldum ya. Sen mi ben mi? E sen tabii ne diyeyim? Aklım almıyor. Bu kız bildiğin benden nefret etmiş. Ama ben ona soracağım. Selim bence sormasan daha iyi olur. Bu iş burada kalmaz. Kalsın Selim. Bence bu iş burada kalsın. Ben Kumru'ya inanmıyorum. Ne evlilik ne hamilelik. Hepsi yine yalan. Dikileceğim karşısına. Konuşacağım onunla. Ya saçmalama Selim. Zaten Doğan sana takık. Ben de ona takığım. Doğan'dan korkacak halim falan da yok. Ya tamam korkmuyorsun dur da. Yani daha sakin bir zamanda karşı alıp konuşsan daha iyi olmaz mı sence? Sen merak etme. Ben ne yapacağımı biliyorum. İyi peki Selim. Ne diyeyim sen bilirsin. Ararım seni Zeynep.
Tamam, bir delilik yapma. Merak etme. Görüşürüz. Ne? Gerçekten Kumru ve Caner mi ya? Ya tabii ki değil. Gönderdiğimiz fotoğraflardan sonra Kumru Selim'e kazık atmak istedi ve Caner'i kafaladı. E hamile değil o zaman. Ya bak o işte işin bonusu oldum. Bilmiyorum ya Selim'i üzmek için yalan söylüyor ya da gerçekten hamile ama Caner'den değil. Selim de bunu akıl etmiştir. Etti etti, dur bakalım bir gitsin konuşsun işin aslını öğrensin. Benim de ona göre bir planım var elbette. Biz işimize dönelim. Önceliğimiz Doğan'la Yıldız'ın evliliğinin olmaması. Ne yapacağız Hülya? Gidip düğünü mü basacağız şimdi? O düğünün hiç olmamasını sağlamamız gerekiyor. Yine ne var hakkında senin? Şu besleyip büyüttüğümüz insanları bir kullanmaya başlayalım bence artık. Tuğçe mi? Ta kendisi. Söyle bana bir baksın. Aslanım benim. Heh. Ender nasıl mutluydu ama? Hayalleri gerçek oldu. Ay yine hayal ne hayal? Bu hikayede yanan Caner olur, ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Bence de olur. Caner duygusal çocuk. Kumru öyle değil ki, vurdum duymaz kızın teki. Ay şimdi onların evliliğini bir hayal ettim de... Ay hiç olmuyor ya. Oğlum, evladım. Bak yapma kardeşine, yapma. Ay. Yapma kızım, boyama oraları yavrum. Yapma canım benim, çıkmıyor. Çıkmıyor sonra, yapma. Şimdiden güzel oldu. Çok güzel oldu da yani, olmaz böyle. Oğlum, oğlum tepişmeyin ne olur, ne olur. Bak anneniz güzellik uykusunda. Uyanır şimdi, daha yemek yapacağım kızım. Yapma, yapma canım benim bir tane. Yapma, yapma. Yapma kızım, dur tamam, tamam, tamam yapma. Günaydın. Tamam, tamam. Anne geldi. Anne gelmiş. Aşklarım. Kumruha, Kumrucan, Kumrusu. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz babanızla? Evet. Tamam ama bu kadar bağırmaya gerek yok. Annenin kafası kaldırmıyor. Şimdi gidin uslu uslu oynayın bakalım. Yaramazlık istemiyorum. Hadi. Hadi bakayım. Hadi, hadi bakayım. Güzel güzel oynayın orada. Kumrucuğum, hayatım, erken kalkmışsın bugün. Evet, daha fazla güzelleşmemek için uykumu yarıda kestim, doğru. Ama yani sabahın bu saatinde böyle şık giyinmişsin, bir yere mi gidiyorsun? Ay Caner, yoruldum. Bir hava almam lazım. Tabii haklısın. Uykuda da yoruluyor, insan metabolizma çalışıyor. Tabii tabii. Şimdi Barış gelecek, bir drink alacağız. Oradan Seko'ların evinde parti varmış, bir oraya gideceğim. Gerçi akşam Bahri de kahveye gel dedi ama bilmiyorum, daha belli değil. Bunlar hep senin liseden arkadaşlarındı değil mi? Evet, aynen. Ah ne güzel, hiç kopmamışsınız. Değil mi? Değil mi? Aynen. İyi o zaman, eğer sıkılırsan sen de birilerini çağır. Yani keyfine bak. Ben geç gelirim zaten. Yok yok, ben çocuklarlayım da... Bu ara diyorum, hafta sonu mesela bir pikniğe falan mı gitsek çocukları alıp, ha? Ay yok ya. Siz gidin. Hem ben belki hafta sonu Uğurlarla Milano'ya giderim, belli değil. Konuşuruz ya. Bye. Evladım atma. Atma kardeşine topu. Bak bir yerine gelir ya. Topu. Ay yandı Caner. Hiç öyle olmaz. Belki tam tersi olur. Belli olmaz bu işler. Bir de oradan düşün. Hey Tülen! Evimin direği hoş geldin. Terlik. Özür dilerim, getiriyorum terliğin. Tabii terlik, terliği getirdim. Çıkar ayaklarını. Getir, 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 getir. Çıkar ayakkabılarını da alayım hemen. Hanım, yemek hazır mı? Hazır olmaz mı? En sevdiğin yemekleri yaptım. Görelim bakalım. O zaman sen de beni yemeğe hazırla hadi. Hazırlayayım benim, ver ceketimi. Otur şöyle. Bak. Ben suyumu da hazırladım. Ah çıkarma çoraplarını, ne zahmet ediyorsun. Ha, i̇yi mi sıcaklığı? İyi, iyi. Ay gözümün nuru. Yorulmuştur elimin direği. Yorulduk, yorulduk. Ay kusacağım şimdi. Ne kadar uçlarda yaşıyorsunuz ya. Zeyno'cum. Sen onların evliliğinin normal olabileceğini düşünüyor musun acaba?
Bana da öyle geliyor. Neyse Selim ne diyor sen onu anlat. Ne desin, şok olmuş çocuk. Onu kızı rezil etmeden evvel düşünecekti. Zaten çocuğu hiç gözüm tutmuyor biliyorsunuz. Aa nereye? Anne bir daha aynı lafları dinleyemeyeceğiz, kusura bakma. Allah Allah. Güle güle. Anneyi bırakıp gitmek. Beni çağırmışsın. Gel canım gel. Seninle biraz konuşalım. Bir sorun mu var? Emir'le mi ilgili yoksa? Saçmalama. Benim seninle ya da Emir'le ne gibi bir problemim olabilir? Sen benim canımın içisin. Emir de senden dolayı torpilli. Benim senden bir ricam olacak. Tabii ki Julia, aşk olsun. Ne ricası? Bu Yıldız Doğan'la evleniyor biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama hala arkadan arkadan da benimle uğraşmaya devam ediyor. Nasıl ya? Ne yapıyor ki? Saçma sapan çocukça şeyler işte. Ama yani benim de artık bir duruşum, bir gururum var, yeter. Tabii ki. Ay çok sinir oldum şimdi. Sen sinir olma, sakin ol. Bunların olacağı belliydi zaten. Ama ben yaptıklarına bir karşılık vermek istiyorum artık. Bence de. Yani çok geç bile kaldım. Da, ne yapacağız? Siz Emir'le Yıldızlara geçin. Nasıl? Orada kalın. Gir bir bak bakalım evin içinde neler oluyor. Benim gözüm kulağım ol. Alacağım intikam için bana yardımcı olmuş olursun. Tabii ki. Senin için her şeyi yaparım. Ama Emir'e ne diyeceğim? Anlar. Ben onu düşündüm, merak etme. Ben de. Tamam o zaman. Aynen kardeşim. Ya kardeşim, uzun lafın kısası, Kumru Caner'den hamileymiş ya. Neymiş? Vallahi öyle. Evleniyorlar. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ne ara oldu bütün bunlar? Ya biz onunla bununla uğraşırken bunlar aralarında işi pişirmişler. Allah Allah ya kardeşim, Caner niye bize söylemiyor? Biz burada eşek başı mıyız ya? Anlamadım ki. Kumru'yu korumak istedi sanırım. Oğlum Kumru'yu bizden neden korusun? Bu çocuk nereden çıktı şimdi? Abi kimseye bir şey soramadık ki. Herkes apışıp kaldı. Bu an sinirlendi. Ama Ender ablayı göreceğim var ya, Sevinç'ten göbek atacaktı neredeyse. Hani Ender abla istiyordu zaten. Neyse ben geleyim de şunu yemeğe çıkaralım biz bari. Aynen aynen, gel. Bir an önce gel. İzin al, gel sen. Tamam. Vay be, amca oluyoruz ha. Amca olacağız ya. Hacı dur, ben şu haberi bir sindireyim, tamam mı? Konuşuruz, o Caner'den de hesabını soracağım ha. Tamam tamam kanka. Hadi görüşürüz, eyvallah. Hadi. Aa, aman efendim, kimler gelmiş? Gelinimizin annesi Handan Hanımlar gelmiş. Ender, hiç havamda değilim. Aa, ne için? Sence? Yani Handan aşk olsun. Bak alınırım, gerçekten alınırım. Sen Caner'i mi beğenmiyorsun? Bir kere kardeşim diye söylemiyorum. Caner bu hayatta görüp görebileceğin gerçek bir pırlantadır. Ve senin kızını mutlu edebilecek yegane insan. Ve asil bir aileden geliyor Caner'im benim, yani o bir çelebi dükü. Çelebi dükü ne ya? Aa, bizim ailede babadan oğula geçen bir ünvan. Yani sen tabii ki monarşiyi bilmediğin için çok doğal karşılıyorum. Ender, saçmalama lütfen. Kızım hamile. Ve babası Caner. Caner harikulade bir baba olacak Handancığım. Bak lütfen. Ne yapsaydı Allah aşkına, gidip o Selim'le mi evlenseydi? Yani şurada sevineceğini vır 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 konuşup surat asıyorsun ya, lütfen. Allah korusun. O zaman sevin bir zahmet lütfen. Hani? Doğru söylüyorsun. Caner'den Kumru'ya asla zarar gelmez. Good morning sunshine. Yani günaydın Handancığım, kusura bakma ama siz Caner'e kurban ol. Bak, Caner olmasaydı senin kızın o sansar Selim'in elinde mındar olacaktı. Bunu unutma lütfen, okey? Yahu bana Selim deme, benim sinirlerimi hoplatma Ender ya. Alright, alright. O zaman yakında düğün hazırlıkları olacak, doğum hazırlıkları olacak ve çok yoğun olacağız. Hı? Hadi inşallah.
Aa, hadi gel, ne giyeceksin sen, onu düşündün mü? Bak benim bir sürü cenaze kombinim var ama hiç aklıma bir düğün kombini bakmam gerekecek. Gelmemiş. Hadi gel şöyle yanıma. Ay bilmiyorum, olayın şokundan hiçbir şey düşünmedim ben. Ama bak sürprizi oldu. Bir de üstüne düşün. Senin kızım benim hayatımda en kıymetli varlığım, kardeşimin düğünü. Ne giysek acaba? Ya aşkım, Caner evleniyormuş. Ben bayağı şaşırdım. Bayağı da bozuldum yani. Bozuldun mu? Aşkım, en yakın arkadaşın evleniyor diye niye bozuluyorsun ki? Yani güzelim, insan bir söyler değil mi? Ya en azından ilk bana söylemesi lazım değil mi ya? Şimdi biraz uzaktasınız ya. Ondandır. Ya aşkım, bana hiç iyi gelmedi bu uzak kalmak. Yani çok özlüyorum arkadaşlarımı ya. Alışmışım da o evdeki hengameye. İyisin, ben bu hafta izin alayım ha. Tamam. Ben Julia ile konuşurum. Ayarlarız bir şeyler, merak etme. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Tuğçe, bakar mısın? Sen evet. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Gel gel. Ne oluyor Julia? Emir'in buraya gelmesi sana pek yaramadı anlaşılan. Nasıl yani Julia, anlamadım. Sana verdiğim bütün işler yarım yamalak kalmış. Nasıl olur? İmkansız. Sabah sabah bankadan aradılar Tuğçe. Hiçbir ödeme yapılmamış. Hayvanların yemi yanlış gelmiş. Yarınki yarış için hazırlıklar tam değil. Bitkilerde hastalık var. Daha sayayım mı? Ben hiç farkında değilim. Nasıl olur? Onu çok iyi anladım. Yani biz Emir'i buraya bize yardımcı olsun diye çağırdık. Sen işleri Serdi'ye değil. Bir dakika, benim burada araya girmem lazım. Yani Tuğçe hiçbir zaman aksatmıyor ki işini. Şu anda iş saatinde değil miyiz? Tuğçe'nin burada seninle sohbet etmek yerine bankalarla konuşuyor olması gerekiyordu. Ben hemen gidip hallederim. Yok canım, sağ ol. Gerek kalmadı. Az sana hallediyor. Bence sen biraz dinlen Tuğçe. Biz seninle fazla yüz göz olduk galiba. O ne demek Julia öyle? Git biraz dinlen diyorum işte. Kafanı topla. Çalışmaya hazır olduğun zaman gelirsin, konuşuruz. Her şeye ben yetişiyorum ya. Ben her şeyi ben yapacaksam o zaman niye geldin? Tamam. Ya ne yaptım ki ben? Neden bu kadar tepki gösteriyor bana? Ben de bilmiyorum. Sakin ol. Bu zamana kadar tüm işlerimi zamanında yaptım. Her şeyi dikkatli bir şekilde... Ya bunu asla hak etmedim yani. Hak etmedim. Tamam tamam güzelim ya. Tamam, bu kadar büyütme. Bırak. Vardır bir sebebi. Evet evet. Ya ablam çok mutlu. Hala olacağım, hala olacağım diye tutturdu. Yani sevinçten ölüyor. Annen de rahatladı galiba. Aşağıdan bayağı görüşmeler geliyor. Tamam, iyi. Heh, baban nasıl? İyi. Yani iyi, o da iyi olacak. Kabullenecek. Sonuçta biz artık kararımızı vermişiz. Sen nasılsın, onu söyle. Ben iyiyim, iyiyim. Yani Emir'le Seda'yı biraz benim kafamın etini yerler ama ben hallederim, merak etme. Ay Caner, gerçekten çok teşekkür ederim. Ben senin hakkını ödeyemem. Kumru'cum lütfen böyle konuşma, rica ediyorum. Yani biz seninle bir yola çıktık ve ben her adımında senin yanındayım. Tamam o zaman, ortalık biraz yatışsın. Ondan sonra hemen bir aile yemeği yaparız. Tamam tamam, tabii olur olur. Tamam, hadi öpüyorum. Ben de öpüyorum canım. Bay. Yüzsüz bir de hala arıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hemen aç şu telefonu. Konuşmamız lazım. Hemen. Kumru, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hemen aç şu telefonu. Konuşmamız lazım. Hemen. Sen daha çok beklersin. Al
bakayım güzelim iç şunu. Aşkım ya, tamam üzülme yani bu kadar. İş bu, olur böyle şeyler. Biz Julia'yla arkadaş gibiydik. Abla kardeş gibiydik. İlk kez bana böyle çıkıştı. Çok ağır mı gitti Emir? Tamam yavrum, haklısın. Ama yani onun da bir şey siniri bozuldu herhalde. Resmen beni kovmaktan beter etti ya. Yani aşkım, kusura bakma ama ben ilk günden beri bu kadının samimiyetine hiç inanmıyorum. Neden en başta söylemedin o zaman? Yani sen üzülme diye. Ya onun böyle o herkese canımları, cicimleri falan şov yani. Biz bilmiyor muyuz, görmedik mi? Oo, neler gördüm ben ya. Hem zaten benim yüzümden oldu her şey. Bir geldim değişti dengeler yani. Saçmalama aşkım ya. Of, bana bak. Madem istemiyor bizi burada, biz de gideriz. Gidecek yerimiz yok ki. Nereye gideceğiz? Ne demek yok ya? Yıldız'a gideriz. Hem çok sevinir onlar, hiçbir şey olmaz. Saçmalama Emir ya. Zaten Julia'dan nefret ediyorlar. Şimdi bizim oraya maksatlı bir şekilde gideceğimizi sanacaklar. Allah Allah aşkım, olur mu öyle şey ya? Ben şahidim. Hiçbir şey olmaz. Sen geliyor musun? Bana onu söyle. Seninle her yere gelirim. Tamam, hemen arıyorum şimdi. Alo Emir. Ne haber? İyidir Yıldız, senden ne haber? Ay iyiyim canım ya, özledik seni. Vallahi ben de çok özledim ya. Yıldız, bizim Tuğçe ile bir derdimiz var ya. Aa, ne demek o? Ya Julia ile Tuğçe kapıştı. Biz de gitmek istiyoruz ama hani malum. Kalacak yerimiz yok. E gelin buraya. Süpersin, biz de ne yapacağımızı düşünüyorduk. Tamam, çok sağ ol Yıldız. Bizi bekliyor. Gerçekten mi? Tabii ya. Bizimkiler böyledir işte. Öz ailem gibi olduğu için ne söylesem evet derler. Çok sevindim. Oh, hadi gel. Bekleyelim. Bana ne canım? Doktorsa doktor. Abi. Hayır Seda. Ben ne zaman haksız çıktım? Bu kızlar beni niye dinlemiyor? Ha? Otur Seda'ya, otur canım. Anne, şimdi Seda'yı mı kilitledin? Size haberim var. Emir geri geliyor. Aa, ayrılmış mı kızdan? Julia ile Tuğçe tartışmış. Hayda, ne oluyor herkese böyle ya? Ben dedim, bu kız da sağlam pabuç değil dedim. Beni dinlemediniz, hiç gözüm tutmamıştı. Anneciğim şöyle yapalım, sen bize gözünü tuttuklarının listesini ver, öyle daha kolay. Siz benim ne zaman haksız olduğumu gördünüz acaba? O kızı gözüm tutmuyor diye başından beri söylüyorum. Selim de tutmuyor, bu kızı da tutmuyor. Bir kere o kız Emir'i başta aşk ayağına kandırdı. Sonra iş bahaneleriyle kandırdı. Sonra yanına aldırdı. Ne oldu? Bir hafta geçti, şimdi dönüyorlar. Yemezler canım. Vallahi yengem, Asuman abla bu sefer haksız sayılmaz ya. Bu sefer? Neyse, biz de yaptık zamanında böyle şeyler. E yani ne oldu da bunlar birden bozuştu? Julia diye kafamızın etini yiyip duruyordu bu kız. Durum şüpheli. Yani Julia ne istese yapar o kız. Yengem, ben de senin için her şeyi yaparım. Normal yani. Eyvallah. Ben onun Emir'e sevgisine yalan olduğunu düşünüyorum. Bulmuş saf bizim Emir'e, yapışmış. Ben de bir şey diyemedim şimdi. Ne diyeyim, gidin otelde kalın mı diyeyim? Gelin buraya dedim. İyi yaptım, ben bir kızı sıkıştırırım. Ya, ya abla, belki de istedikleri budur. Seda'yı şöyle yapalım. Sen git, bu kız Julia'dan önce ne yapmış bir güzelce araştır. Tamam yengem, araştırayım da. Caner bu konularda çok iyi biliyorsun. Sorabilirsin Caner'e, sorun yok. Hatta Ender duyarsa belki o da yardım eder. Şeytani zekasından yararlanabiliriz. Bu ara mutlu ya, yardım eder. Tamam. Hadi hallediversen. Gel seni biraz çevireyim anne, negatifliğin kaçsın. Adaçayı getir bana. Adaçayı kalmadı evde, yaktın her şeyi. Ay Selcim, bunu da al hayatım. Ay, en sevdiğim elbisem. Doğan bana aşık olduğu gün üzerimde bu vardı. Çok teşekkür ederim. Elbisen çok yakışmış. Melek gibisin. Canım.
Aysel bu ne? Bakayım. Aa, en sevdiğim uğurlu elbisem leke olmuş. Biz bunu nasıl görmedik? Yıldız Hanım, bu leke hayatta çıkmaz bakın. Neden çıkmasın Aysel? Benim de bir kıyafetime böyle olmuştu, asla çıkmadı. Sıcak suyla bile yıkadım, çıkmadı. Sıcak suyla yıkayacağımıza direkt atalım daha iyi. Elbisenin ne rengi kalır ne kumaşı. Gel sen benimle. Nerede benim pembişim? Bak şimdi Aysel, ben sana gösteriyorum. İşte bu kadar. Çıkacak mı? Ay ya Aysel, sen bana güvenmiyor musun? Bari tek başına yıkasaydık. Of Aysel, merak etme dedim sana, bak görürsün. Aysel, Yıldız. Allah Allah. Misafir gelecek. Nerede bunlar? Aysel. Yıldız Hanım, bakın gerçekten çıkmış leke. Hala sevdiğim gibi. Buyur Sedaycığım, seni dinliyorum. Kardeşim, asıl mevzumuza girmeden evvel sana birkaç bir şey sormak ve söylemek istiyorum. Buyur tabii. Ulan madem evleniyorsun, bize niye haber vermiyorsun sen? Ne bağırıyorsun be? Bağırırım be. Ben senin dostunum. Emre'ye de söyledim bunu, o bozuldu, ben de bozuldum. Biz sana bozuğuz. Tamam Sedaycığım, şöyle düşün. Bak, çocuklara kardeş geliyor. Bıcır bıcır oynayacaklar bahçede. Ha? Ya kurban olurum oğlum ben onlara ya. Canlarım benim ya. İstersen dadısı da sen olursun. Vallahi mi? Yani İngilizce öğrenmen gerekebilir ama üç çocuk fazla gelmeyecekse hem vallahi hem billahi be. Gel kardeşim ya. Canım benim ya. Eyvallah ya. Evet, şimdi gelelim asıl meseleye. O nedir bakalım? Tuğçe ile Emir eve geri döndüler. Julia bunları postalamış. Şüpheli hareketler. Osman abla da aynı şeyi söyledi. Bizim de biraz midemiz bulandı. Kendi aramızda plan yaptık kardeşim. Tuğçe'nin geçmişini araştırmamız lazım. Ve araştırmacılıkta bir dünya markası olan Caner Çelebi'ye geldiniz. Buyurun. Aynen öyle. Ayrıca milyonlarca yürek akıllarda tek sorun. Sen her şeyi eline koymuş gibi nasıl buluyorsun ya? Yani Sedaycığım, bu işlere çocukken ablamın kayıp bir ketelerini bulmaya çalışmakla başladım. Tabii bulamazsan gözlerini oyarım sözleri de bayağı motive etti ama o günlerden bugünlere işte. Helal be kardeşim. İşin mutfağında yetişmek böyle bir şey işte. Peki bizim bu araştırma konumuzun altından yani Tuğçe'den şeyler çıkarsa Emir'le Tuğçe ayrılırlar. Farkındasın değil mi? Öyle kardeşim de ne yapalım yani? Önce Can sonra Canan. İyi tamam. Ben bir şey bulursam sana haber veririm. Tamam kardeşim. Dadı benim ha. Sensin. Tuğçe'cim bir şey ihtiyacın olursa çekinme söyle, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Ay ay ay, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yıldız. Geç indim ama sizin için süslendim bu arada. Hoş geldin canım. Merhaba Yıldız. Aysel'im ver. Geç ya, sen geç. Ay hayır, sen otur, olur mu öyle şey? Sağ ol Aysel'im, hepimize kahve yap canım. Hemen efendim. Ay neler oldu öyle ya Tuğçe? Ya size de böyle yük oldum ama. Ay yok, hiç önemli değil hayatım, bizle ilgisi yok. Ben meraktan sordum ya, aranız bozulmuş. Ne oldu Tuğçe, niye öyle tartıştınız Cüleyla? Ben de merak ettim. Yani anlamadık ki. Bir anda arızaya bağladı, delirdi. Ama neyse boş ver, barışırsınız. İnşallah, ben de öyle umuyorum. Yani uzun süredir beraberiz, ilk defa böyle bir şey oldu. Neyse, istediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Yıldız. Yıldız, senin şu düğünü konuşalım artık. Yani gerçekten Venedik Sarayı'nda mı yapmak istiyor Doğan? Ay evet ya, saray diye tutturdu. Yuh. Sarayda mı olacak ya düğün? Evet, sen bir kraliçesin. Venedik Sarayı olur, başka bir saray olur, mutlaka saray olur dedi. Ben de gereksiz bir masraf olarak görüyorum. Yani onun yerine bir uçak daha alabiliriz. Böylece ben de rahat rahat istediğim yere gidebilirim ama işte Doğan. Yani kızım sen de kafanı kullan. Hem düğünü yaptır, hem bir tane daha uçak aldır değil mi? Evet, bence de öyle, katılıyorum. Sen de mi be Zeyno? Beni de bozdular Emir. Ay bozulacak falan bir şey yok. Bunlar bizim hayatımızın gerçekleri. Ama benim şu evlilik sözleşmesi işini halletmem lazım. Yani gerekirse sahte bir imza atayım da kurtulayım şundan.
Neyse kızım, bunları daha sonra konuşalım istersen ha. Ben isterseniz kalkayım, siz rahat rahat konuşun. Ay olur mu hayatım ha? Sen zaten Julia ile küsmüşsün, bir şey yok. Sen bizdensin, Emir'in kız arkadaşısın. Ağzı çok sıkıdır Tuğçe'nin. Yani çıkmaz laf. Kesinlikle öyle. Hiç şüpheniz olmasın. Tabii canım, herhalde burada kalırken de bizim dedikodumuzu yapacak hali yok. Ya da Julia'ya bir şey söylemeyeceksin herhalde, değil mi? Olur mu öyle şey? Siz bana evinizi açtınız. Annemde birazcık güven problemi var. Tuğçe'cim, yani genel olarak benim böyle bir problemim var. Çok görmüş geçirmiş bir kadın olduğumu tahmin ediyorsun. Kişisel algılama. Ablam benim, canım benim. Ya senin art niyetli olmadığını biliyoruz. Tecrübeler hep bunlar. Neyse artık geldik. Ya bir gittim, neler olmuş ya? Ay teşekkürler Ayselim. Neyse hadi güzel kahvemizi içelim, tatlı tatlı konuşalım değil mi? Çok teşekkürler. Bugün biraz kargaşaya geldi. O yüzden Caner'le düşündük ve dedik ki sakin bir aile yemeği yiyelim. Tamam ama sizin düğün biraz aceleye gelecek gibi. Tabii kısa zamanda olsa iyi olur. Ama öyle düğüne falan gerek yok babaya. Anlamadım. Olmaz öyle şey. Ben kızımı düğün yapmadan evlendirmem. Olmaz. Peki sade bir şey olsa? Her gösterişli bir şey olsun istemiyorum ama dikkat çekmesin öyle. Sen kimsin acaba? Ve benim kızımdan ne istiyorsun? Büyüdüm ve olgunlaştım diyebiliriz. Bak sen. Artık hayatımda şatafatlı şeyler istemiyorum. Bu düğün için geçerli bu arada. Hediye konusunda hiç elini korkak alıştırma. Ya Kumru, gerçekten gitgide babaannene benziyorsun. Biz tip olarak da çok benziyorduk sanki. Öyle, çok benziyorsunuz. Canım benim. Kumru. Hı. Babaannenin geleneği hala ailemizde biliyor musun? Aa. Evet. İnanmıyorum ya. Hadi aile albümümüzü getir. Bak üçüncü çekmecede. Getireyim. Hadi getir bak. Getir. Hadi gel otur. Şu güzelliğe bakar mısın? Çok. Düğününde babaannenin gelinliğini giymek ister misin? Ben. Evet. Hem çocuklarını anlatırsın ha? Törende bunu giydi değil mi? Evet. After Party'ni ne giydi? Kumru. Yıl 1973. O zamanlar After Party yoktu kızım. Aa, tek parça. Yani elimizdeki bu. Sen yoksa beğenmedin mi bunu? Bak babaanne o zamanın en tarz kadınıydı. Baba olur mu? Bayıldım, bayıldım, bayıldım da. Yani... Yıldız buna bozulmaz mı? Bence bozulur. Bilmem. Yani sonuçta Yıldız sürekli benimle bir rekabet halinde. E şimdi sen en değerli şeyini bana veriyorsun. Olmaz. Bak ben... Seve seve giyerim. Bunda hiç problem yok. Ama şimdi kriz çıkmasın, anladın mı? Sonuçta o şaşalı bir düğün istiyor. Ben değil. Bence o giysin. Sonuçta ben senin değerlinim ama o düğünde ona da değerli bir şey hediye etmen lazım. Bundan daha güzel ne var? Bak jest yapıyorum. Anladım, haklı olabilirsin. Ben onunla yarın konuşurum. Yarın konuşalım. Ben de yanında olayım. Öyle mi? Hı hı. Bence çok sevinecek. Yüz ifadesini kaçırmamalıyım. Bozulmazsın ama değil mi? Ah babacığım, ne bozulması, ne bozulması. Tuğçe nasıl yuttu Zoka'yı? Nereden geliyor aklınıza böyle şeyler? Sen de sürekli istemem yan cebime yapıyorsun Zeynep. Göreceğiz şimdi bakalım Julia haberi alıyor mu almıyor mu? Ay bir de gidiyormuş, ben size yardım ederim falan diyormuş. Ay sus. Yıldız, sen söyle bakayım, Doğan senden böyle sözleşme yapalım falan gibi bir şey istemedi değil mi? Ay annem, geç kaldın onun için sen. Allah Allah, ne oluyor canım? Soruyorum. Ay, alakaya çay demle anneciğim. Yapmadı bir şeyi. Ay.
Zeynep, senden bir şey isteyeceğim. Ne? Ender'in mücevherleri bir filmde kullanılacakmış da bizi ön gösterime çağırıyor Handan'la. Melis gelecek, Halitcan'la sen ikisine bakarsın değil mi canım? Tamam ablacığım, bakarım. Sardı bu da. Evin yakınlarındayım. Çıkmazsan kapıyı çalacağım. Bu hastası. Geliyor musun? Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun? Utanmıyor musun akşam akşam rahatsız etmeye? Asıl sana ne oluyor Kumru? Sen kendinde misin acaba gerçekten? Caner'le evlenmek falan da nereden çıktı? Ha, neyin intikamı bu? Tam senden beklenildiği gibi. Yine kafanda kurmuşsun ve kendine pay çıkarmışsın. Ama intikam falan yok ortada. Ben Caner'i seviyorum. Bir bebek bekliyoruz ve ben evleniyorum, tamam mı? İki kere gelip senden özür diledim diye sen kendini bulunmaz Hint kumaşı falan mı zannettin? Kumru, bak gel buraya konuşalım. Eğer gerçekten hamileysen o çocuk benim. Anladın mı beni? Artık daha fazla yalan söyleme. Ha yok, senin durumun gerçekten artık şizofreniye doğru gidiyor. Beni bir daha sakın arama. Sen istedin. Efendim, başka bir arzunuz var mı? Yok, sağ ol. Kim ki bu saatte? Hemen bakıp geliyorum. Nerede o? Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Kumru nerede? Ne oluyor be? Senin ne işin var evimde? Ha? Defol buradan. Kumru'yu görmeden şuradan şuraya gitmem. Kumru! Lan bana bak. Sen de ailende yetti artık be ruh hastaları. Çekil, ne yapıyorsunuz? Hemen Mete yarı polis çağırsın. Hemen evimden defol. Hemen! Baba! Selim git. Seni bitiririm. Yüzünü göstermem. Sizin neler yapabileceğinizi gayet iyi biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Benim işimi, ailemi bitirmek için neler yaptığınızdan haberim yok mu sanıyorsunuz? Baba! Hatırım için. Hatırım için dur. Yapma. Selim git. DNA testi istiyorum. Ne? Tabii gerçekten hamileysen. Sen benim evimde kızımla nasıl hesap sorarsın? Baba hayır. Hamileyim. Bebeğin babası da Caner. Artık buna idrak et, çık git evimden hadi. Sana DNA testi istiyorum dedim. Çok istiyorsan 9 ay beklersin. Ben seni bir şeylere inandırmak için kılımı bile kıpırdatmam artık. Git mahkemeye, kağıdını al, ondan sonra karşıma çık hadi. Defol git. Bu iş burada bitmedi. Ben gerçeği öğreneceğim. Defol git. Defol! Kumru. İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? Ödüm koptu. Bu adam artık çığırından çıktı. Baba. Yalvarırım, bir şey yapma. Sakın bak, o ben evleneceğim diye böyle delirdi. Zaten anlayacak o da. Ben onunla ne yapacağım zaten? Ama benim evime nasıl böyle girer? Tamam biliyorum, yaptığı hadsizlik ama yapabileceği maksimum bu zaten, bitti gitti. Tamam. İyi bitti hadi. Efendim canım? Doğan Yıldız'ı evlilik sözleşmesi imzalatacakmış. Neyse bari bu sefer biraz akıllanmış. Bence Yıldız hemen imzalamayacak. Bir saati imza lafı falan geçti ama annesi hemen konuyu kapadı. Bak sen. Tuğçe. Dur
Bak bunu bizim Doğan'a bir şekilde söylememiz lazım. Yani olmadı kulağına bir kar suyu kaçıralım. Aman sakın benden duyduğunu söyleme. Hiç, ben seni hiç ateşe atar mıyım? Ben buldum bile bir şey. Vallahi. Ne diyeceksin? Umu'yu tebrik etme bahanesiyle arayayım. Sonra da... Tuğçe. Efendim aşkım. Telefonda mısın ya? Annemle konuşuyordum da. Tamam. Neyim var? Bir şey yok, öyle seslenince birden korktum. Hayatım, annenle niye tuvalette konuşuyorsun? Bir de niye bu kata indin ki? Ne bileyim, öyle kimse uyanmasın diye buraya geldim. Tamam. Hadi gel yatalım. Beni çağırmışsınız efendim. Mete, bu Selim denen herif benim iyice canımı sıkmaya başladı. Bu işi kökünden halletmemiz lazım. Haklısınız efendim. Bugüne kadar arada kumru olduğu için işi yapmadım ama... artık kantarın topuzu kaçtı. Ne yapalım efendim? Kızımın etrafında dolanmasını istemiyorum. O yüzden öyle bir önlem almalıyız ki çok uzun soluklu olmalı. Uzun soluklu derken? Hastane hakkında bir sürü laf dolanıyor zaten. Aile iyice zor durumda kaldı, bunu kullanalım. Haklarında da açılmış bir sürü dava var. Hastalarla ilgilenmemek. Ameliyat masasında birisinin ölmesi gibi. Mesela Selim'in odasında da yasa dışı bir şey bulunursa. Bir şey bulunursa bugüne kadarki ihmalleri de, nedeni de ortaya çıkar. Öyle. Aa, nerede ablasının aşkı? Gelmedi mi daha Yıldız Su? Çocuğumun uykusu geldi, uyuyor. Sen de anne olunca böyle şeylerle uğraşacaksın. Hmm. Ay, hala inanamıyorum senin anne olacağına. Şok. Neden? Çünkü sen parti girl'sün ya, bir anda ev hanımlığına terfi olacaksın. Onu izlemek istiyorum. Yıldız, sana ne? Seninle de iki laf edilmiyor. Neyse, bari ayarla da düğünlerimiz çakışmasın. Ya kaçıncı evliliğin, hala düğün dernek peşindesin pes. Ben evlilik kadınıyım. Anladık onu, evet. Bak şimdi, sen pek fazla evlenmediğin için, evlensen de uzun sürmediği için ben sana anlatayım. Evlilik bir ortaklıktır. Hmm. Bir elmanın iki yarılılığıdır. İki yarılılığıdır ve bunu sen söylüyorsun, öyle mi? Evet. Hmm. Yani bir denge olması gerekir. Mesela sen yemek mi yaptın, o bulaşığı yıkayacak gibi. O bulaşık yıkadı, sen yemek yapacaksın gibi. Ama sen yemek yapmayı bilmiyorsun Yıldız. Şimdi benim kocalarımın hep maddi durumları iyiydi. O yüzden benim hep bir Aysel'im vardı. Ama yani mesela onlar kazandığı için ben de harcıyorum. Bak, dengeyi sağlamışım. Bunu lütfen çocukların yanındayken söyleme. Çocukların yanında ağzından bazı şeyler kaçabiliyor. Anne olunca görürsün. Ay. Nerede bu baban? Dikti beni buraya. Aşağıda Mete ile konuşuyor. Ne konuşuyor ki? Belki sana güzel bir sürpriz hazırlıyor olabilir. Nasıl yani, ne sürprizi? Ben bir şey söyleyemem ama harika bir şey. Bence çok sevineceksin. Hadi ya. Ay, iyi o zaman, bana kahve söyle bari, oyalanayım. Hazır kilo vermişsin, sade söylüyorum. Ezgi. Zaten sade içiyorum. Sade bir kahve lütfen. Hadi sen kalk, ben oturayım da arkadan belki kutumu uzatır, ne yapar şuradan şöyle versin. Düşün, hazırla kendini. Çok büyük bir şey yalnız, ona göre. Yemin et. Arsa mı? Evet. O zaman bu. Bu iş sende. Siz merak etmeyin efendim. Efendim Julia. Doğancığım günaydın. Umarım rahatsız etmiyorum. Hayır. Müsaitim, dinliyorum. Kumru'nun evleneceğini duydum da eski bir dostun olarak seni kutlamak istedim. Teşekkür ederim. Sen nereden duydun peki? Bizim Tuğçe ile Emir beraberler ya, onlar verdiler mutlu haberi. Kumru senin en kıymetlin. Çok mutlu olmasını gönülden diliyorum. Tarafımdan onu da tebrik et lütfen. Teşekkür ederiz. İleteceğim.
Doğancığım söylemeyeyim diyorum ama seni de bir konuda uyarmak istiyorum. Hangi konuda? Yani aslında aramızda bayağı tatsız şeyler geçti ve ben sana bayağı kırıldım ama işte senin üzülmeni hiçbir zaman istemiyorum. Sen benim her zaman kıymetlim ve her zaman öyle kalacaksın. Eksik olma ama ben ne demek istediğini anlamadım. Evlilik sözleşmesi hazırlattığını biliyorum. Ha. Bu konuda dikkatli olmanı rica ediyorum. Yıldız farklı şeyler yapabilir. Ne gibi mesela? Yani tam detay bilmiyorum açıkçası. Ama seni bir katakulliye getirmeye çalışabilir. Gerçi sen önlemini almışsındır tabii ama. Peki sen bu duyumu nereden aldın? Avukatım söyledi. Herhalde senin avukatını da tanıyorsa. Yani çok da sormadım açıkçası. Anladım. Uyarıların için teşekkür ederim. Önemli değil. Sen iyi ol yeter. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Avukatımdan böyle bir şey istemedim ki. Jüle yalan söylüyor. Ya da biri ona bilhassa yalan haber gönderdi. Yıldız. Aa, Tuğçe'ye bak sen. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Cin olmadan adam mı çarpıyorsun? Kimsin ya? Neyse ablacığım, tamam. Sabahlara kadar araştırdım, bütün arkadaşlara haber saldım. Ve? Durum pek iç açıcı değil. Ha, nice. Nesi nice abla? Arada Emir var. Varsa var, ne yapalım yani Caner'cim? Hayat hiç kimse için adil değil ki. Herkes bir yerinden kırılacak. Sen onu boş ver. Anlat bakayım. Bu kızın nesi var? Şimdi bu Tuğçe zamanında, yani Julia'dan önce İzmir'den İstanbul'a gelmiş. Mankenlik yapmış ama öyle pek parlak işler değil. Sonra ünlü olmak için bazı futbolcularla yazışmış. O yazışmaları da magazine verip bunları ifşa etmiş. Oo. Peki bu Julia bu kızı nasıl yanına almış? Ablacığım bence Julia böyle insanları bataktan kurtararak kendine borçlu hissettirip onları kullanmaya başlıyor. Böyle bir kadın bence. Akıllıca. Bak bunu biz de yapabilirdik Caner. Ablacığım şimdi bunu konuşmanın sırası mı? Zaten acelem var. Allah aşkına. Nereye acelem var? Nereye gidiyorsun ya? Bizime gelmiyor musun sen? Niye geleyim ablacığım ya? Beni bir salsan mı artık ha? Ben evleniyorum. Gidip karımı görmeyeyim mi? Kumru'yu görmeyeyim mi? Yani Emir'le bir konuşmayayım mı ha? Ya Emir boş ver de Kumru konusunda haklısın. Yani şimdi onun tabii ki ilgiye ihtiyacı var. Git gör. Ama o zaman bana Seda'yı yolla. Seda'yı ne alaka şimdi? Yani biz Yıldız'a yardım ediyoruz. O da bize yardım etsin. İyi, tamam, tamam. Söylerim. Hadi ben kaçtım. Bay. Ay gelinime selam söyle. Onu öp benim için. Tamam. Ay saçımı toplasam mıydım ya? Ay içim yanmış. Önden içeyim dedim. Hele Şükür Doğan. Ağaç oldum burada. Evden çalışayım istedim. Babacığım ben dayanamadım, Yıldız'a sürprizimizden bahsettim. Aslında sırf benim değil, Kumru'yla ikimizin hediyesi. Ay ne hediyesi ya, ne sürprizi? Dur bakayım söyleyin o zaman. Aslında bu Kumru'nun fikriydi. Hı. Onu ben teklif ettim. Gözlerimi kapatayım mı? Hadi verin neymiş? Göstermek ve söylemek ister misin? Çok isterim. Ay ne aldın bana ya? Kemer mi aldın acaba? Sürpriz! Aa bu ne? Rahmetli anne ve babamın nikah fotoğrafları. Annem çok muhterem bir kadındı. Çok. Ne yapayım ben? Öbür tarafa gidip annenin elini mi öpeyim? Ne istiyorsunuz? Anneciğim gelinliği hala bizde. İnanabiliyor musun? Ay ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Al. Kumrucuğum da bir fedakarlık yaptı. Aa, babacığım. Yani ben kumru giysin istedim ama senin tamam. Giymeni istiyor. Ha gelinliği. İyi o zaman tamam getirin giyeyim deneyeyim bakayım. Şimdi değil. Düğünde. Ha senin düğününde mi giyiyorum anlamadım. Hayır. Kendi düğününde. Gelin olarak. Bak kabul etmezsen babam da ben de çok bozuluruz. Tamam. Yani elbette böyle bir mecburiyetin yok. Eğer istersen çok memnun olurum tabii. Ay yok canım. Seni mi kıracağım? Üvey kızımı mı kıracağım? Giyerim. Hem babaannemi de almış oluruz. Hı hı.
daha bakmak ister misin? Hı, bakayım. Kaynanamın gelinliğini giymek de hayallerim arasındaydı. Bu da oldu. Aynı sana benziyor. Birebir yani. Yuh. Ya Hacı sen nasıl bir adam oldun ya? Hadi Seda'yı'dan sakladın. Benden nasıl saklıyorsun? Benden saklaması neden okey abi? Ya güzel kardeşim alınmaca gücenmece yok. Bizim hukukumuz çok daha eskiye dayanıyor. O ne demek ya? Allah Allah nasıl ne demek? Biz daha eski arkadaşız. Kardeşim nitelik mi nicelik mi? Uzun arkadaşlık nedir ya? Böyle bir ölçü birimi mi var? Var öyle bir ölçü birimi. Adına da zaman deniyor. Ha, ben fasulyeyim yani. Ya estağfurullah. Yeter ya tamam. Allah Allah ben ne diyorum siz ne diyorsunuz kardeşim? Yani benim için sevinincenize burada tartışıyorsunuz be. Ben seviniyorum kardeşim. Ha, ben üzülüyorum yani öyle mi? Ha? İşte bu yüzden söylemedim demek ki. Bu yaptığınız nedir Allah aşkına ya? Çocuk gibi kim ne dedi, kime dedi, ne söyledi onu mu tartışacağız? Siz sonuca bakın. Senin nikah şahidin kim olacak? Sen onu söyle aslında. Söyle kardeşim söyle. Rahat ha. İkiniz olacaksınız oğlum işte. Hmm. Olur ya. Olur olur. Olur olur. E hadi o zaman bir grup savunması. Haftalardır yapmıyoruz. ha. Seda'yı benim bugün ablama yardım etmem gerekiyordu. Bir işi vardı. Ama Kumru'yla buluşacağım. Sen halledersin o işi değil mi? Tamam kardeşim. Ben sana sonra anlatacağım ne işi oldu. Ne işi ya? Hipodrom işi. Hipodrom. Size de uyum olmaz. Ben odama çıkıyorum. Yıldız'cığım bunu bıraktın mı bakarsın? Ay taktı. Yıldız sana bir şey soracağım. Sor canım. Sen bu aralar bir takım işler peşinde misin yine? İş mi? Mesela ne? Sen bir düşün istersen. Yani düğün hazırlıklarını işten sayıyorsan evet çok yoğunum. Yok. Böyle birisiyle evlilik sözleşmesi hakkında konuşmuş olabilir misin acaba? İnanmıyorum. Julia seni aramış. Sen niye hala bu kadınla uğraşıyorsun? Bak evleniyoruz, mutluyuz. Ben o kadınla uğraşmıyorum ki o benimle uğraşıyor. Evime ajan soktu. Daha ne yapsın? Ne? Evet. Tuğçe şu anda bizimle kalıyor ve onun ajanı. Sen Julia'ya böyle konduramıyorsun bazı şeyleri ama bu böyle bir kadın. Ne alakası var? Hı? Yahu sen bunu melek sanma. Sinsi bir şeytan diyorum sana. Yıldız lütfen şu kadınla uğraşma artık. Sana yakışmıyor. Bana yakışır canım. Eğer benim evime ajan sokmalara kalkarsa her şey yakışır. Ajan olduğunu nereden çıkardın? Nereden çıkardım biliyor musun? Evlilik sözleşmesi falan yok ortada. Ben sırf yem olsun diye bunu Tuğçe'nin yanında söyledim ki Julia beni kovdu falan diyor. Anlayayım bunlar hala kontakta mı? Julia mı koydu bunu bu eve? Ne oldu bak hemen döndü seni aradı. Ben biliyorum. Tamam gönder o zaman gitsin. Göndereceğim zaten ama kendi yöntemlerimle. Lütfen başını belaya sokma. Tamam lütfen. Sokmam merak etme. Ben ona küçük bir ders vereceğim. Hem de Emir'i kurtaracağım onun elinden. Sinir şey. Selim'cim sen artık tamamen mi delirdin? Delirdim. Dayanamadım, kapılarına dayandım. Çünkü bana yalan söylüyor. Ve bu kaçıncı? Bunu çözmenin başka yolları da vardı canım. Gel konuşalım dedim ama yok. Peki sonuç? Sonuç? Doğan'la gırtlak gırtlağa geldik. Kumru araya girdi. Çocuğun DNA testini istedim. Ama kimse oralı olmadı tabii. Olmazlar tabii. Neden olmazlarmış? Madem çocuğun babası ben değilim, o zaman bir test yapıp ispatlasınlar. Basit bir amniyosentezden anlaşılabilecek bir durum bu. İyi de onun riski olmuyor mu? Evet ama bir bademcik ameliyatı kadar. Ben kuru olsam ben de yapmazdım. Ya 9 ay bekleyeyim ben yani öyle mi? Ay madem o kadar eminsin bekleyiver. Ne var bunda canım? Tabii. Caner de benim çocuğumun babası gibi takılsın ondan sonra. Yapma Allah aşkına Julia. Peki Selim'cim. Ne öneriyorsun? Ne yapalım? Biz Handan'dan kurtulacağız derken başımıza gelenlere bak. Neyse artık onun da gidip gitmemesinin bir önemi kalmadı. Aynen öyle. Ne manyak bir aileye düştüm ben arkadaş ya. Selim'cim. Lütfen bak, öfkeyle kalkıp zararlı oturmayalım, tamam mı? Kumru'nun bunu yaptığına inanamıyorum. Daha da fenası, ona yeniden kandığıma yanıyorum. Bu çocuğun babası benim. Ve bunu ispat edeceğim. Hepsi görecek. Evet, canolar. Anlaştığımıza göre ben artık Yarim'in yanına kaçıyorum. Tamam kardeşim. Caner biz de kalkalım.
Yok oğlum, hava çok güzel. Bak oturalım, temiz hava ha. Tamam tamam. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım hadi. Sorun var. Yapma ya. Tahmin ettiğimiz gibi mi? Daha da beter. Ne diyorsun? Ya Tuğçe'nin foyası meydana çıktı. Emir'e ne diyeceğiz? Söyleyeceğiz artık. O da ne yaparsa yapar, kendi kararı. Vay arkadaş. Size ne diyeceğim? Ne oldu? Doğan'la konuşurken neyi anladım? Ne oldu, ne anladın? Tuğçe kesin ajan. Heh, al işte, zaten geçmişi de temiz değilmiş. Ünlülere mesaj atıp ifşalayıp meşhur olmaya çalışmalar falan filan. Ay ne diyorsun pislik? Neyse, o zaman yapacak tek bir şey kalıyor. Ne yapacağız yengem? Biz de onu ifşalayacağız. Emir ne olacak? Emir her şeyi bir öğrensin de kendi kararını verir. Eğer yanlış karar verirse de biz ayırırız. Sen benim söylediğim numaraları buldun mu? Buldum, buldum. Tamam, ben şimdi üstümü değiştireceğim. Ender Lahanda'nın yanına gidiyorum, sonra halledeceğiz. Tamam yengem. Ay Allah'ım ya. Teyzeciğim terlemişsin, koşma bu kadar ya. Aa, küsme bana hemen. Aa, alemler gerçekten ya. Ay hemen trip atıyor bana ya. Yıldız eski kocasıyla evleniyormuş galiba tekrar. Hmm. Onların arasındaki aşk bitmemişti zaten. Bir de biliyorsun çocuk olunca işler de farklı oluyor. Büyük cesaret vallahi, helal olsun. Denenmişi denemem diyorsun galiba. Yani isteyen deneyebilir ama ben almayayım. Acı tecrübe kokusu alıyorum. Bayağı. Bak, bak ne yapıyorum. Aferin teyzeciğim. Ay dikkat et, kafanı çarpacaksın. Dikkatli ol. Ya ata, Melis'in annesi hiç ilgilenmiyor mu? Yok, pek ilgilenmiyor. Nasıl oluyor bu anlamıyorum. Hayır, ilgisiz baba çok duydum da ilgisiz anne hiç duymamıştım. İşte, o da bana denk geldi. Kötü mü ayrıldınız? Yani ben değil ama o kötü ayrıldı. Ay ata kusura bakma, ben böyle 500 tane soru soruyorum sana ama yanlış anlama. Yok yok yok, hiç problem değil. Yani aslında her şey çok güzel gidiyordu. Sonra Çiğdem bir anda boşanmak istediğini söyledi. Sıkılmış. Eski hayatını özlemiş, özgürlüğünü istiyormuş falan. Ha, yani yalan söylüyor, aşık olmuş. Nereden anladın? Yani bir kadın çünkü kolay kolay ben sıkıldım diye boşanmaz. Hele bir de çocuğu varken zaten sıkılmazdı. Ben tabii bunu o zamanlar anlamadım. İşte tekrar düzeltmeye çalıştım bazı şeyleri falan. Neyse olmadı, boşandık. Sonradan öğrendim ki bağımlı biriyle ilişkisi varmış. Ay ne diyorsun? Çok kötü. Sonra arayıp sormayı kesti falan. Of ya hadi tamam, siz boşanmışsınız. Seni aramaması normal olabilir ama senin bir çocuğun var. Onu ara bari. Ya aslında kafası pek yerinde değil. Yani bazen kapıya dayanıyor, bağırıyor, çağırıyor. Melis'i ver bana falan diyor. Sonra bir bakıyorsun 3 ay yok. Ama Melis mutlu bir çocuk belli. Çok. Ama bu da senin başarın. Yani belli ki bütün hayatını ona adamışsın. Ya, iyi anlamda söylüyorum yani. Pek rastlanır bir şey değil bu. İyi bir babasın belli ki. Sağ ol. Ya aslında ben de eskiden gece falan çıkardım da... işte çocuk olunca işler değişiyor. Tabii. Teyzeciğim yavaş, ne biçim kayıyorsun ya? Tuğçe ile işimiz bitmiş olabilir. Nasıl yani? Bana verdiği haberi Doğan'a söyledim. Doğan Yıldız'a söyler mi bilmiyorum ama eğer öyle olursa Tuğçe'nin bittiği pazara çıkar. Tuğçe akıllı kız ya, bence bundan yırtabilir. Yani öyleyse ne âlâ. Ama başka türlü bizimle kalamaz artık. Tuğçe'yi gerçekten gözden çıkarıyor musun? Bu kadar zamandır her derdinde sorununda yanında olduk. Tamam artık, biraz da kendi kanatlarıyla uçsun canım. Aslancığım, işime yaramayan insanı yanımda barındıramam. Çok ifşa oldu Tuğçe. İsmi, yüzü, her şeyi ortada. Anladım. Umarım bir gün benden de böyle vazgeçmez. Sen benim için çok başkasın, bunu biliyorsun. Aklına bile getirme böyle şeyleri. Selim'e odaklanalım. Ben biraz sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaradı mı bilmiyorum. Gene sinirli bir şekilde hastaneye gitti. Bakalım bugün ne yapacak? Umurcuğum, ne oluyor böyle dolanıyorsun? Bugün biraz gergin misin? Bir şey mi oldu?
Gece Selim evi bastı. Nasıl yani? Kıyamet koptu resmen. Ev ayağa kalktı. Babam üstüne çullandı. Sonra ben araya girdim. Yahu sen niye araya giriyorsun? Ya bebeğe bir şey olsaydı? Ay seni yerim. Sen şimdiden bebeği mi düşünmeye başladın? Tabii ki Kumrucuğum. Ben onun babasıyım. Caner. Ben senin sevgini hak edecek ne yaptım acaba? Yani pek iyilik yapan bir tip de değilim aslında ama. Neyse Kumrucuğum şimdi böyle şeyler söyleme. Konuşmayalım bunları tamam. Ama esas o Selim ne istiyor senden onu söyle bana. Yalanımı yememiş. Yemez tabii. Salladık da salladık. Gerçi ben hep inkar ettim. Ama babası benim biliyorum test istiyorum deyip duruyor. Eyvah. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağım. Test falan yok yani. Buna hakkım var. Beklesin. Çocuk doğsun ondan sonra istiyorsa dava açsın. Ben onunla bir konuşayım. Caner saçmalama. Ne konuşacaksın? Umru benim de bir şey yapmam lazım. Tamam. Bu bir anlaşma. Evet. Ama bu çocuğu birlikte büyüteceğiz. Yani nüfus cüzdanında babasının adı olarak benimki yazacak. Ayrıca sana ne hakla hesap soruyor bu ya? Caner. Yani sinirlendim ama. Yok tabii ben ilk defa seni böyle görüyorum. Vallahi tepemi tasını attırmasın gider döverim onu. Tamam tamam. Daha fazla gerginliğe gerek yok. Zaten bitti o bir daha gelmez. Umarım. Gelmez. Sen merak etme. Bırak şimdi onu. Biz nikah konuşalım. Hı. Tamam. Sağlık raporu alırız. Ondan sonra da başvururuz. Hı hı. Babam düğün istiyor. Ablama kalsa 40 gün 40 gece düğün yapacak. Ay yandık. Bence kaderimize teslim olalım. Hiç itiraz etmeyelim. Öyle mi diyorsun? Ablam bu. İyi peki yapacağız artık bir düğün. Ne gülüyorsun? Ay gündüz gözüne gösterimi bu. Bak Ender yanında kimse gelmedi diye bizi çağırdın değil mi? Kesin. Cahil cahil konuşmayın. Adı üstünde ön gösterim bu. Eksklusifli ön gösterim. Sponsorlar için ya. Ay. Ne diyorsun hiç anlamıyorum. Ay teşekkür edeceğinize vur 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 şikayet ediyorsunuz ya. Tadını çıkarın. Bana bakın başlamadan size bir şey söyleyeceğim. Doğan annemin gelinliğini giy diyor. Ne? Nuh Nebi'den kalma gelinliği sana kakalamaya mı çalışıyor? Bilmiyorum ağlayacağım. Hayır yani bana niye sormadı bu soruyu da sana soruyormuş ben onu anlayamadım. Ay merak etme ablam. Zaten Kumru'ya söyledi. Kumru çakalı hemen benim üstüme attı yıldız giysin diye. Ay hatırladım ben onu. Kötü mü? Bana bak kötü mü? Kötü bir giyim. Aşırı kötü. Yazıma giyim. Ne güzel güldünüz, eğlendiniz ya. İştahınız kabardı bir anda. Peki ben anlamadığım şey şu. Niçin sana naftalin kokulu bir gelinlik giydirmeye çalışıyor Doğan? Yani niye yeni almıyor? Hayır yani bir de ben niye ölü kadının gelinliğini giyeyim lanet gibi? Aa bak. O konuda hiç sıkıntın olmasın. Annesi 100 yaşına kadar yaşadı. Ailece çok uzun yaşıyor onlar. Çok rahatladım andan sağ ol. Mancanım sen de istemiyorum bunu giymek Doğancığım. Dayı bitsin gitsin ya. Kırılacak diye korkuyorum sonuçta annesi. Sende hiç kafa yok. Diyeceksin ki sen de benim babamın damatlığını giy. Konu kapansın. Aa, süper fikir. Bravo Hande çok iyi akıl biliyor musun? Tamam o zaman ben anneme söyleyeyim şöyle eski çirkin bir resimlerini bulsun. Vardır ondan hep boza veriyor bir bilseniz. Vardır kesin. Anne. Affedersiniz efendim. Sizden bir arka sıraya geçmenizi rica edeceğim. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Burası bana ve misafirlerimize ayrılmış bir yer. Siz kim oluyorsunuz da bizi kovmaya kalkıyorsunuz şu an? Ben onu anladım. Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Sadece bir arka sıraya geçmenizi rica ediyorum. Sanırım oturma planında bir karışıklık olmuş. Hayır efendim. Hiçbir karışıklık yok. Ben ve misafirlerime ayrılmış koltukta oturuyoruz şu an. Okey? Sorunu çözdüyseniz artık oturabilir miyiz? Pardon? Bize sorun dedi. Hanımefendi, pardon. Buyurun. Biz kendi yerimizde oturuyoruz. Şu anda ortada bir sorun yok, okey? Halledin lütfen. Aa, neyse sabah. Seni ciddiye almadı. Bak şimdi beni nasıl dinliyor. Efendim. Sen siz... çekil bakayım şuradan, sen karışma. Hanımefendi, acaba bu yerlerin size ait olduğundan emin misiniz? Anne, düğün fotoğrafı. Eminim. Ne oluyor ya?
bir şey beceremediniz. Çekil. Kadın teflon gibi, ne yapsak etki etmiyor. Hanımefendi, ben bu yanımdakilere benzemem. Gördüğünüz gibi bende fiyonk yok. Eğer gerekirse çizgimden kayıp Seda ablaya bağlayabilirim. Seda abla kim? Aa, koskoca Seda abla. Ben oğlunun doğumundan sonra disipline girmiş biri olarak köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan, vergisini veren, yardımlarını yapan, ya siz kimsiniz? Siz ne yaptınız? Siz kimsiniz be? Nasıl bir seviye? Kusura bakma, sen bunu hak ettin. Gerekirse silahımı çekerim. Görüyor musunuz nasıl susturdum? Gördüğünüz gibi aranızda en çok yaptırımı olan adım benim. Bunlar bana hakaret etti. Oo, yok. Öyle bir şey yok. Biz kendi yerimizde otururken bu kadın bizi yerimizden kaldırmaya çalıştı. Biz de onu uyardık. Hanımefendi Turizm Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Tayfun Bey'in eşi. Ayrıca filmin de ana sponsoru. Ha, öyle mi? Çekil bakayım şuradan. Hanımefendi, kusura bakmayın, bu kızcağızı lütfen affedin. Yani ben kaç kere söyledim yapma diye ama beni dinlemedi, kendini ortaya attı. Hanımefendi, ben bu kadını hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa gördüm. Kim o bilmiyorum yani. Kimsin sen? Kimsin sen? Bunlar benim kocamın eski eşleri. Çok doğru yolu bulmuş ve bunları bırakıp benimle olmuş. Bravo Doğan. Yazıklar olsun size be yalakalar. Hadi benim gözümün önünden alın. Arka sıraya değil, en arka sıraya atın. Peki efendim. Yürü Ender, al simli çantanı, rezil olduk. Ay, ay yürüyün. Ayrıca Seda ablayı da tanımayan ya, yok yani. Yıldız, yürü. Sus artık ya. Tamam, gidiyoruz. Bırak Ener, bir yerin dibine girmek istiyorum şu anda. Arkada oturmak hoşuma gitti. Mısır da mı alsak? Exclusive diyorum ya. Sponsor diyorum. Ön gösterim diyorum. Bana popcorn diyorsunuz ya. Allah aşkına, ön gösterimi, özeli, eksklusifi mi kaldı ya? En arka sıraya düştük. Allah Allah. İnşallah film güzeldir. Gaza geldim. Vallahi mücevherlerin mevzu bahis olmazsa bir dakika burada durmam da neyse. Ay. Film kötüyse de çıkar gideriz. Bak, sen şu Seda'yı ara bakayım, şu doping işe ne olmuş? Dur sorayım. Asıl bizim orada olup o Julia'nın suratını görmemiz lazım. Asıl film orada çekiliyor. Seda'yı mesajlarıma baktın mı? Atadoping yaptınız mı? Atadoping. Sesimi duymadan hareket alamıyor. Senin ne işin var burada? Konuşmaya geldim. Utanmadan. Bak Selim, asıl sen bana bak. Siz ne biçim bir manyaksınız ya? Seni Ezgi'nin abisi olarak, sonra Kumru'nun kankası olarak tanıdım. Şimdi çocuğun babası olmaya mı karar verdin? Ha? İnanır mıyım ben buna? Manyak mıyım ben? Ben senin neye inanıp neye inanmadığına hiç ilgilenmiyorum. Buraya seni uyarmaya geldim. Eğer bir daha Kumru'yu rahatsız edersen karşında beni bulursun. Senden çekineceğimi falan mı düşünüyorsun acaba? Sen kimsin? Sen kimsin biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Kumru'nun yancısı. Kumru'nun çantacısı. Kumru benden intikam almak için seni kullanıyor. Seninle işi bittikten sonra da kapının önüne koyacak. Sen de onun ayak işlerini yapmaya devam et. Boş konuşmayıp beni dinlesen iyi edersin. Yoksa bu yediğin yumruk bundan sonra yiyeceğin dayan sadece başlangıcı olacak. Anladın mı beni? Ah, ya benim parolam sevgidir. Benim parolamı değiştirdiniz ya, ayarlarımla oynadınız. Azraz tane deken elimi mi göstersem ne yapsam? Ah Caner, ah. Abla, jokey kıyafetlerini giydiğim gibi çözdüm işi. Allah'tan beni yarıştırmadılar ya. Ay Seda'yı bir jokey olmadığın kalmıştı. Kim inansın senin jokey olduğuna zaten? Allah Allah, iyice abarttınız. Bir bu eksik.
Yani şimdi bu saatlerde Julia'nın atının dopingli olduğu ortaya çıkacak. İnşallah. Ama yengem sessiz olun, birazdan Tuğçe ile Emir gelebilir. Ben onlar gelmeden önce Doğan'a bir uğrayacağım, tamam mı? Siz Emir'le Tuğçe'yi karşılayın. Sen benim söylediğim fotoğraf işini hallettin mi? Hallettim, hallettim. Aysel, getirsene çerçeveyi. Ha? Getir, getir. Bak. Anne, bu ne? Harika değil mi? Ha? Değişik. Anne, bu ne? Bunu mu göstereceğim Doğan'a? Allah Allah, kızım, o sana annesiyle babasının düğün fotoğraflarını göstermedi mi? Sen de bunu gösterirsin işte. Anneciğim gösterdi de onlar normal iki tane insandı. Böyle kazın üstünde uçmuyorlardı. Kaz mı? Kartal Ayol konsept yaptım. Ne konsepti? Çocuk moda dedi. Bu onu yaptırttım ben de işte. Bravo anne, çok güzel seçmişsiniz. Ay Yıldızcığım, o dönem öyle bir akım varmış. O da olmuş, öyle olmuş falan dersin. Ne diyeyim ben? Önemli olan damatlık değil mi zaten? Bakalım, konu damatlıktan ayrılığa da gelebilir. Sana da bir şey beğendiremiyorum. Ne yapayım canım? Allah Allah. Ay, taşıdığım gene bak. Vallahi güzel çıkmışsın abla. Güzeldim, gençtim o zamanlar. İncecik. Tabii tabii. Afiyet olsun. Merci. Bakma, hipodroma gitmememiz iyi oldu. Julia şüphelenebilirdi. Yani her halükarda şüphelenecek bence ama... Beter olsun. Haber gitmiş midir acaba? Eli kulağındadır. Rezil olsun. Yarışlardan men edilsin. Allah Allah, nasıl nefret ettin bu Julia'dan ya? Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Ne oldu? Sevmiyorum. Bu. O kadar yani. That's it. Neyse, yarın bütün magazin bundan bahsedecek yani. Ben söyleyeyim. Acaba yarışlardan para kazanır mıyız? Yani ben Caner'in telefonunu adama verdim. O haber verecek. Nereden takip edilir onu bile bilmiyorum ki. İnternete falan bakalım. Sen öğrenirsin. Bunu beni itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Ne demek benim atımda doping çıktı? Kesin andan yaptı var ya. Gerçi Ender de olabilir. Sakin ol, ben işin takibindeyim şu an. Ya takip etsen ne olacak? Kupayı kaldırıyoruz, birkaç saat sonra elimizden alıyorlar. Bir de üstüne cezası. Hayır, bu da umurumda değil. Esas beni düşürdükleri durum. Ben bunların topundan kurtulmak istiyorum artık. Topundan. Julia, şu an çok dikkat çekeriz. Farkındayım. Ama böyle eli kolu bağlı durmak da bana yakışmıyor. Tamam, ben ilgileniyorum. Terbiyesizler. Dopingli dopingli beslensinler. Benim mis gibi atlarıma, terbiyesiz yalancılar. Ay anne ya, Allah seni ne yapmasın. Poza bak. Hayatım. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, seni görünce çok daha iyi oldum. Ben de çok yoğun bir gün geçirdim ama iyiyim şimdi. Çünkü sana bir sürprizim var. Nedir? Tata. Bu ne? Annemle babamın düğün fotoğrafı. Babamın damatlığını sen giyersen çok sevinirim. Ben senin annenin gelinliğini giyeceğim ya. Babam bu mu? Kartal olan değil. Annemin yanındaki mavili. Macera perest bir aile. Babanın damatlığı bu mu? Evet, o zamanlar o modaymış. Ben gelinliği giyeyim anneninkini, sen de bunu giy. Zaman tünelinden geçiyor gibi oluruz. Anladım seni. Bak, annemin gelinliğini giymek zorunda değilsin. Bunu bana söylemen yeterli. Aa, öyle mi? Ben seni böyle bir şeye mecbur tutar mıyım hiç? Ay çok sağ ol canım. Ama Kumru'yu mecbur tut, tamam mı? O giysin. Yıldız. Bunu buraya bırakıyorum, kaynanan sonuçta. Arada bir bakarsın, ilham olur. Acaba biz neyin üstünde poz versek? Bulutlara ne dersin? Anneme bak ya, Kartal Asuman. Atı bunlar mı dopingledi yani? Kim olabilir başka? Handan? İşte Handan da Ender de artık hangisiyse bunlar aynı tipler. Bugün de hastaneye Caner geldi. O ne istiyormuş? Bana gözdağı verdi. Allah Allah, o kim oluyor da sana gözdağı veriyor? Vurdu bana. Ne?
Eğer hastanede olmamış olsaydık ben onun boynunu kırardım da. Olaylar büyümesin diye tuttum kendimi işte. Gerizekalı. Kumru'yu kaçırsana. Efendim? Evet. Bayağı tut kolundan kaçır. Herkes benden şüphelenmez mi? Sizi bulamadıktan sonra şüphelenseler ne olacak? Julia, aklında ne var söyler misin? Bu yakınlarda bir fabrika binası var, kullanılmayan, bana ait. Al kızı götür oraya, test yapmaya ikna edene kadar orada tut. Aslında fena fikir değilmiş. Onların bize yaptıklarının yanında biz hala adil davranıyoruz. Sonuçta Kumru'ya bir zarar vermeyeceksin ya. Bu anlahandan birazcık korksunlar bakalım. Bir kendilerine gelsinler artık. Bu binanın yerini başka kim biliyor? Kimse. Kimmiş bu misafirler ya? Yıldız'ın bir arkadaşıyla eşi. Hı. Hı. Yıldız geldi. Geldim. Kızım ne oldu? Her şey yolunda mı? Aha, konuşuruz sonra. Aa, dandindon misafir geldi. Aysel. Hoş geldiniz. Yıldız'cığım çok memnun oldum. Canım benim, hoş geldiniz. Merhaba. Annem, Emir, kız kardeşim ve... Bir dakika, bir dakika. Bu kadının burada ne işi var? Pardon hanımefendi, kime dediğinizi anlayamadım. Sen... Ne oluyor ya? Bir dakika Emir'ciğim, sen dur Tuğçe anlatsın ne olduğunu. Tuğçe? Yıldız beni davet etmek için aradığında bizimle tanışmak istediğini, senin falan olduğunu söyledi. Ay ben bilsem bu kadının burada olduğunu... Kusura bakmayın, böyle demek zorunda kaldım eşinize. Biz aslında futboldan anlamayız. Ama şu duruma müdahale etmesi gerekiyordu kendisinin. Tuğçe söylesene bir şey. Ben şey... Bu kadın benim kocama internet üzerinden dadandı. Mesajlar attı. Sonra gitti mesajları bir de ifşa etti. Boşanmanın eşiğinden döndük. Sadece bana da değil, arkadaşlarıma da dadandı. Ne diyorsunuz ya siz? Bak, yüzü burada, sor. Tuğçe anlatsana. Emir, önce dandı. Dadandın yani. Tuğçe'cim, senin geçmişini şimdi masaya yatırmayacağız herhalde. Emir'in anlaması içindi bu. Ayrıca Emir, sana şu haberi de vereyim. Julia'nın onu kovduğu da yalan. Ya Yıldız gözümün önünde kovdu ya. İşte ikisi bir tiyatro oynamışlar. Şaşırdık mı? Hayır. Bu güzel çift de buraya beni kırmayarak geldi ki sen gerçekleri gör, bana inan diye. Tuğçe Yıldız'dan duyduğu her şeyi Julia'ya anlatmış, Julia da Doğan'a anlatmış. Yani Tuğçe'cim, Julia seni gözden çıkarmış. Emir bir dinle lütfen, anlatayım. Sana yazıklar olsun. Emir lütfen. Ya bırak. Emir lütfen. Git. Ay hayatım süpersin vallahi, koca yürekli bir insansın. Şöyle geçin, ben ağırlayayım sizi, kusura bakma sen de. Buyurun buyurun. Ama çok iyi bir eşim var, çok sağlam yani. Kendisini tebrik ediyorum, beni de kırmadı. Aysel'cim bir pasta getir. Emir'in kurtuluşunu kutlayalım. Ya ben nasıl yedim bunu ya? Ha? Biriniz de beni uyarmadınız be kardeşim ya. Ay ne yapalım, üzülme diye söyleyemedik, böyle bir yol denedik. Tuğçe nerede şimdi kardeşim? Topladı eşyalarını gitti. Ha, bitti mi yani? Bitti tabii oğlum ya, ne? Yani bana oynamışlar, beni kandırmışlar. Ben bir daha nasıl güveneceğim? Sana bir şey diyeyim mi? Başından beri hataydı bu iş. Onu Julia da almaz artık eve. Kesinlikle. Bakma sen. Julia da psikopat değil ha. Allah psikopat mı ne bilmiyorum ama çok değişik biri. Hiç de göründüğü gibi bir kadın değil o yani. İşte bak, onun sağ kolundan ne bekliyorsun? İşte. Tamam kardeşim, üzme kendini artık be. Ha? Emir'im, çok mu üzüldün be? Üzüldüm tabii oğlum, üzülmem mi ya? Bir de kalktım gittim kızın peşinden, yaşadığı yere yerleştim bir şeyler. Ablanı dinlemiyorsun çünkü. Neyse tamam, unut artık. Sana kız mı yok ya? Ben sana bulacağım oğlum. Bir sabret. Vallahi iyi ki varsınız ha. Yengem bulur.
Teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Merhaba Ahmet abi. Merhaba, nereye? Julia ile konuşmaya gidiyorum. Julia Hanım seninle görüşmeyecek. Ne demek benimle görüşmeyecek? İşine son verildi. Tazminatın yatacak. Ama bir daha asla Julia Hanım'ın yakınına yanaşamayacaksın. Ben ne yaptım ki Julia'ya? Ne demek işime son verildi? Üzgünüm, emir böyle. Ahmet abi bir konuşayım. Tuğçe, lütfen zorluk çıkarma. Çok dibine girme. Ya bir bekle. Ay hadi bir çıkıp... Ne var ya, ne? Ne ilerle, görmüyor musun? Bekle iki dakika. Koca kuaförün valesi yok. Ben de sokak sokak park yeri arıyorum. Olacak iş değil. Kumru. Ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Hadi gel benimle beraber bir yerde oturalım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ayrıca sen beni mi takip ediyorsun? Git buradan ya, ne laftan anlamadım. Kumru. Bırak beni. Ya yaptığın şeyden sonra bir konuşmayı hak ediyorum. Ne yapmışım ya ben, ne yapmışım? Senin yaptığın ne? Aç kapıyı. Çabuk. Hadi. Aysel'im, bu hayatta senden daha çok bana hayrı olan kimse yok. İyi ki varsın şekerim. Teşekkürler Yılsın. Aa, kimler gelmiş? Merhabalar. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Yıldız? İyiyim. Nereden çıktınız? Bu ne sürpriz. Zeynep'le sözleştik ama bir sakıncası yoktur herhalde. Olur mu, hiç oynarlar Ali Can'la. Ben yeni bir mekan için emlakçıyla görüşeceğim de Zeynep Melis'i bize bırak dedi. Tamam süper, ben de çıkıyorum. Hadi Aysel, al çocuğu götür Halit Can'a oynasınlar. Şunu da vereyim. Teşekkürler. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz. Ah, ay canım bakalım. Benim. Hadi git. Benim de işlerim vardı, dışarı çıkıyordum. Süper. Tamam tamam, maillerimi kontrol ettikten sonra size dönüş yaparım. Sağ olun, hoşça kalın. Merhaba. Caner, hoş geldin. Kumru'yu görmeye gelmiştim ama. Kumru kuaföre gitti, birazdan gelir. Tamam, ben buralardayım o zaman. Caner, seni yalnız yakalamam iyi oldu. Gel otur, biraz konuşalım. Caner, bu çocuk mevzusu bana biraz şaibeli geldi. Kumru'nun yanında da söylemek istemedim. Ancak seni zorlayan bir fedakarlık içindeysen, ben çocuğun dedesi olduğum kadar babası olmaya da hazırım. Hayır, hayır tabii ki canım. Alakası bile yok. Anladım. Kumru'nun Selim'den kurtulmak istemesini anlıyorum. Çok geç bile kaldı. Ama göz göre göre senin hayatını mahvetmene izin veremem. Hayır, benim hayatım mahvolmaz. Aksine Kumru'yla daha da güzel olur. Biz çok iyi anlaşıyoruz ve düşündüğünüz gibi bir şey asla söz konusu bile değil. Peki. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman bu konuşmayı hiç yapmamış sayalım, tamam mı?
Bence de. Kızım çok şanslı. Ben şirkete geçiyorum. Kendine iyi bak, görüşürüz. Kolay gelsin. Zeynep Hanım, bir kadın geldi. Kim? Melis'in annesi olduğunu söylüyor. Melis'in annesi? Evet, biraz da gergin gözüküyor efendim. Tamam Arslan, sen çocuklarla kal, geliyorum ben. Ne bu, ne balığı bu? Balık değil mi? Buyurun, ben Melis'in annesiyim. Kızımı almaya geldim. Sakın yok demeyin, içeri girdiğini gördüm çünkü. Bir saniye, bir dakika. Birincisi, buraya bu şekilde giremezsiniz. İkincisi de Melis'in babası bana emanet etti. Yani onun izni olmadan kimseye veremem, kusura bakmayın. Anlamadınız galiba, annesiyim diyorum. Vallahi ben sizi gayet iyi anladım ama bence siz beni anlamadınız. Melis'i size veremem diyorum. Ayrıca bu derdinizi bana değil, eski eşinize anlatırsınız. Hem siz, pardon, Melis'in burada olduğunu nereden biliyorsunuz? Takip ettim. Bakın, ata bana çocuğumu göstermiyor. Ben de bunu yapmaya mecbur kaldım. İzin verin göreyim çocuğumu. Aylardır görmüyorum, çok özledim. Tamam. Tamam, buyurun. Görebilirsiniz ama alamazsınız. Tamam, peki. Şuradan. Melis, bak annen geldi. Aşkım, Melis, ben geldim. Korkma benden. Annenim ben senin. Almasın beni. Korktu çocuk. Tamam, bence siz gidin artık lütfen. Benim çocuğum benden korkmaz. Gel aşkım. Hanımefendi, Melis, bakın polis çağıracağım şimdi. Lütfen gider misiniz? Melis. Korkuyor çocuk. Benim çocuğum benden korkmaz. Hadi gel anneciğim, evimize gidiyoruz. Kim arıyorsun sen? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Kızımı ver bana. Sen ne yapıyorsun? Çekilip çağıracağım ben bana. Yeter bu kadar ya. Kızı. Hadi anneciğim. Abla ne oluyor ya? Hanımefendi, polis çağıracağım şurada. Hanımefendi. Defol. Anneciğim, de zorla çocuğu almaya çalışıyorsun. Daha iyi. Hanımefendi ne yapıyorsun? Dokunma bana. Bak kocam, seni haneye tecavüzden içeriye alırlar. Yapma çocuğumu ya. Çocuğumu verin bana. Hanımefendi çıkarmışsın. Çocuğumu çıkın lütfen. Kızım benim. Hadi gidelim anneciğim. Aslanım benim, hadi 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 hadi. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Tabii. Göreceksiniz siz. Ay ver, çok da umurumuzdaydı sanki bizim. Halilcan, ne yaptın sen? Çak. Melis'ciğim, iyisin değil mi? Kötü davranıyor, gitmek istemiyorum. Ay korkma. Ben seni bırakmayacağım, tamam mı? Kimse alamaz seni. Babanı arayalım mı? Hadi gel. Gel bakalım, al bana. Korkmadın değil mi teyzeciğim? Of. Çekicüler Halilcan. Şeril. Bakalım baban neredeymiş. Gerisini ben hallederim. Sen kaybol. Tamamdır. Bey, bir şeyler ister misiniz? Yok yok Ezgi'cim, sağ ol. Kumru Hanım çıkalı ne kadar oldu? Vallahi iki saati geçti. Allah, nerede kaldı bu kız? Telefonu da kapalı. Sen de gittiği kuaförün numarası var mı? Tabii tabii var. Hemen getiriyorum. Neredeyim ben? Selim, ne yapıyorsun? Neresi burası? Cevap ver, nereye getirdin beni? Seninle insan gibi konuşmaya çalıştım ama beni buna mecbur bıraktın.
Manyak mısın sen? Çıkar beni buradan! Kimse yok mu? Kimse yok mu burada? Yardım edin! Yardım edin! Nasıl açılıyor? Kimse yok mu? Bir yere getirdin beni. Yardım edin! Yardım edin! Tanıştığım güne lanet olsun. Aç şu kapıyı. Selim, aç şu kapıyı. İstediğimi verene kadar buradasın. Ne? Bebeğin babasının ben olduğumu itiraf et. Git tedavi ol. Bebeğin babası sen değilsin. Ailemi mahvettiniz. İşimi batırmaya çalıştınız. Annem şoförüyle kırıştıran bir kadın olarak biliniyor. Şimdi çocuğumu benden kaçırıyorsun. Buna izin vermem. Ya sen neye izin vermeyeceksin be? Akşam hastaneden iki tane doktor gelecek test için. Hayır. Hayır, asla. Kusura bakma. Sana daha fazla acıyamayacağım. Bu test bugün olacak. Bunu asla izin vermem. Sen ruh hastası bir manyaksın. Çıkar beni buradan. Kimse yok mu? Selim, aç şunu. Kimse yok mu? Yardım edin. Ya kimse yok mu? Bu Allah'ın belası yerde. Boşuna nefesini tüketme. Burada seni kimse duyamaz. Gelmedi mi? Yani Kumru Hanım bugün oraya hiç gelmedi, öyle mi? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Efendim? Kumru bugün oraya hiç uğradı mı? Yok. Niye ki? Yani evden kuaföre diye çıkmış. İki saattir yok. Telefonum da kapalı, ulaşamıyorum. Kuaför buraya hiç gelmedi dedi. Nasıl yani? Ne demek hiç gelmedi? Nereye gitmiş? Ne bileyim ben. Ben de işte belki size uğramıştır diye bir sorayım dedim. Bir şey olmasın? Bilmiyorum. Dün Selim de evi basmış. Ne? Benim haberim yok. Ben de gittim, konuştum. Selim de pek normal görünmüyordu yani. Kapa kapa, Doğan'ı arayacağım hemen. Tamam, tamam. Ben de gidebileceği yerlere bir bakayım. Efendim Anda. Doğan, Kumru yok. Nasıl yok? Evde değil mi? Hayır. Caner aradı. Telefonu kapalıymış. Kuaförü aramış, oraya da gitmemiş. Hiç evde de değil. Nerede bu kız? Tamam canım, sakin ol. Gelir. Nerede olacak? Caner gidebileceği her yere bakacaktı ama... benim içimde kötü bir his var. Anda, telaşlanma. Gelecektir. Selim eve gelmiş. Geldiği gibi de gitti. Doğan. Sen bir bana gelsene ya, biz bir konuşalım. Andan neler oluyor? Sen gel. Bir yakınlardayım zaten. Geliyorum. Tamam, bekliyorum. Andan Hanım'a gidiyoruz. Zeynep, yani ben teşekkür mü edeyim, senden özür mü dileyim, aklım çıktı ya. Ay saçmalama canım, ne özür, seninle bir alakası yok ki. Olur mu öyle şey? Ya bizi takip etmiş, buraya kadar sizin evinize gelmiş. Sizi rahatsız etmiş. Ben artık kafayı yiyeceğim gerçekten. Ay tamam canım, artık ona ne oldu, ne yapalım, hallettik sonuçta. Ama Melis çok korktu. Kadın neden böyle, ben anlayamıyorum yani. Ya ata bilmiyorum ama yani senin bu kadınla ilgili bir önlem alman şart. Hemen uzaklaştırma getireceğim. Yani buradan çıkar çıkmaz ilk işim avukatın yanına gitmek olacak. Ya ne kadar kötü bir şey bir çocuğun annesinden korkması. Şiden böyle değildi. Sonradan böyle oldu. Neyse, Melis iyi olsun da. Bu arada senin inisiyatif alıp Melis'i vermemen çok kıymetli. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya saçmalama, ne teşekkürü? Benim de yeğenlerim var yani. Sen bana çocuğunu emanet etmişsin. Tabii ki kimseye vermem onu. Melis'in annesi keşke senin gibi bir kadın olabilseydi. Benim yanlış seçimimin bedelini Melis ödüyor işte. Ya bile düşünme, saçmalama. Melis bir kere çok şanslı bir kız. Senin gibi babası var, daha ne olsun? Sağ ol. Neyse biz gidelim artık. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Bir avukatın yanına uğrayalım. Tamam. Bu arada seni bir teşekkür yemeğine çıkarsam ne dersin? Olur. Yarın akşam mesela. Tamam. Anlaştık. Tamam. Ben seni hoşçakalayım. Sağ ol.
Kumru. Kumru aç telefonu. Hoş. Anla. Doğan. Ne oldu? Söyleyeceklerime hazır mısın? Evet, dinliyorum. Julia ile Selim kardeş. Anla saçmalama. Ben bu kadını yıllardır tanıyorum. Olsa bilirdim. Babaları bir, anneleri ayrı. Selim'i küçükken evlat edinmişler. Ama bunlar hiç kopmamış. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Julia beni öldürmeye kalktı. Anla ne diyorsun sen? Julia hasta bir kişilik. Selim'le Kumru'yu evlendirip Kumru'yu senden ayırmayı planlıyordu. Ama bu plana göre ben fazlaydım. Çünkü Selim'le birlikte olduğumu söyleyebilirdim. Arı alerjim olduğunu öğrenmiş ve adamıyla birlikte üzerime arı salmaya kalktı. Bir dakika, bir dakika. Ben söylediklerini anlamaya çalışıyorum. Arıya alerjin olduğunu öğrenmiş, öyle mi? Evet. Ondan sen bunu bana daha önce nasıl söylemezsin? Çünkü bir şekilde kurtuldum ve onu tehdit ettim. Susmam karşılığında Selim'le Kumru'yu ayırmaya bana söz verdi ve dediğini de yaptı. Doğan, ya Julia ile Selim Kumru'ya bir şey yapmaya kalkışırsa? Buna asla cesaret edemezler çünkü neler yapabileceğimi bilir Julia. Kumru'nun sabahtan beri ortada olmayışı hiç hayır alamet değil Doğan. Lütfen bir şeyler yap. Benden haber bekle. Nereye? Nerede? Doğan abi sakin olur musun? Julia! Abi bir dakika öyle olmaz. Kes sesini! Abi sakin ol. Kızım nerede? Doğan abi sakin olur musun? Kes sesini. Aslancığım sen çıkabilirsin. Julia aman. Çık dışarı. Çık! Eski dostum hoş geldin. Ne içersin? Kumru nerede? Kumru nerede? Ne bileyim Kumru kayıp mı? Bana bak adamların çiftliği arıyor. Bana zaman kaybettirme Julia. Arasınlar, burada olmadığını görürler. Şu anda ben niye şüpheliyim onu anlamadım. Sen neden Selim'le kardeş olduğunu benden gizledin? Neden? Özelim de ondan. Kaldı ki sen de benden çok şey gizledin. Bana bak, Kumru'ya bir şey olursa seni de, Selim'i de... Tamam, biraz ileri gitmiyor musun? Eşkıya mıyız biz, kız kaçıracağız? Delirdin mi sen ya? Ha? Ben Handan'a ne yaptığını biliyorum. Benimle oyun oynama. Başım büyük belada Julia. Ondan ama. Ya siz ailecek başınıza gelen her şeyi benden mi bilmeye başladınız? Kızının sevgilisiyle birlikte olmuş kadından bahsediyorsun bu arada. Bana bak. Eğer kızımın nerede olduğunu biliyor ve söylemiyorsa... burayı içindekilerle birlikte senin başına yıkarım. Anladın mı? Yaparım. Beni tehdit mi ediyorsun? Ben sana son kez sordum. Kızım nerede? Ben de bilmiyorum diyorum. Nereden bileyim diyorum. Delirdin mi artık ya? Biraz kendine gel. Önce Kumru'yu bulacağım. Sonra seninle hesaplaşacağız. Hapse gireceksin, farkında mısın? Sence umurumda mı? Ortadan kaybolduğumu herkes fark etmiştir. Bizi bulmaları an meselesi. Onlar bulana kadar gelip test yapacaklar, merak etme, yoldalar zaten. Allah kahretsin Selim, niye yapıyorsun bunu? O zaman doğruyu söyle ve gerek kalmasın. Tamam, tamam kabul ediyorum. Ara gelmesinler. Biliyordum. Biliyordum. Sen bunu bana nasıl yaparsın ya? Karnında benim çocuğumu taşırken bunu benden gizleyip başka birisiyle evlenmeye karar vermek de ne demek oluyor? Selim, bunları sonra konuşuruz. Sordun, cevabını verdim.
Çıkar beni artık buradan. Hiçbir yere gidemezsin. Selim çıkar beni buradan. Selim çıkar beni buradan. Kes sesini! Tamam Doğan, haber ver. Ne diyor? Julia bilmiyormuş. Emniyet zaten arıyor. Hastaneye gitmişler. Selim senelik izne çıkmış. Delireceğim. Vallahi delireceğim. Oğlum tamam sakin ol ya. Ya bu Selim'le Julia'nın kardeş olması ne ya? Ay ne Julia'ymış ya. Handan, Kumru kendi gitmiş olamaz mı? Olamaz. Kesin o herif kaçırdı. Kesin. Aman ne olur kızıma bir şey olmasın. Ay sakin ol Handan, babası bulur onu. Tuğçe miydi neydi, şu kızı bir arasanıza, o bilir. Ya artık bir faydası olur mu ki? Yani çok birbirimizi sevmiyoruz şu an ama ararım tabii ki. Canım iyi de yani ortada adli bir olay var. Yani Tuğçe de bu Julia'nın sağ kolu değil mi? Hala öyleyse tabii. Bir arasana hadi ara. Tamam oğlum arıyorum arıyorum. Sen beni hangi yüzle arıyorsun? Tuğçe şu an konu biz değiliz, bak çok önemli bir şey soracağım sana. Sor. Bak Kumru kayıp. Julia bu işin içinde olabilir mi, bir şey biliyor musun? Kumru mu kayıp? Evet kayıp. Sen Selim'le Julia'nın kardeş olduklarını biliyor muydun? Bak eğer bilip de bir şey söylemiyorsan yanarsın Julia'yı. Emir Julia beni çiftliğe bile almadı. Tamam yıllardır orada çalışıyorsun, bir şey biliyorsundur. Julia hiçbir şey bilmediğimi düşünüyor ama ben her şeyi biliyorum. Evet Selim'le kardeş oldukları doğru. Ya benden gizlediğini düşünüyordu ama ben hep konuşmaları dinliyordum. Kumru Selim'le beraber olabilir mi? Bak çiftliğe bakıldı, orada değiller. Julia onları saklıyor mu, söyle artık. Bir yer var aslında ama emin değilim. Neresi? Çiftliğin dışında. Sapa bir yerde. Eski bir fabrika binası. Tamam. Ben şimdi sana Mete'nin numarasını atıyorum. Direkt tarif edersin ona. Tamam, ver. Hadi bakalım. Seni tanıdığım gün hayatım mahvoldu. Sadece benim değil, annemin, babamın... Kendine acımayı bırak. Mağdur oynamaya bayılıyorsun. Bütün bunlar neden oldu biliyor musun? Senin annen ve baban yüzünden oldu. Oo, sen iyice uçmuşsun. Senin annen benim sevgilimdi. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne oldu? İnanamadın mı? Hepsi senin yalanların yüzünden oldu biliyor musun? Annenle babam bunu öğrendikten sonra benimle uğraşmaya başladılar. Yalancı, kes sesini! Senin annen bana deli gibi aşıktı. Selim seni öldürürüm. Selim seni öldürürüm, anlıyor musun? Öldürürüm, gebertirim seni. Hasta! Hasta mısın sen? Nereden tanıdım ya ben seni? Elimde kalacaksın. Geberteceğim seni, geberteceğim hasta! Kumru! Baba! Kızım! Kızımı rahat bırak! İyi misin? Yemin ederim, çıkar beni buradan lütfen, çıkar. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Baba. Şş. Daha bu hesap kapanmadı. Selim saçmalama, ne yapıyorsun? Baba. İndir o silahını. Hani sen çok güçlüydün? Göstersene gücünü şimdi. Bunlara hiç gerek yok. Sen öyle bir insan değilsin. İndir silahını. Lütfen. Hepimiz evimize gidelim. Lütfen. Selim tamam, her şeyi kabul ediyorum. Bırak! Bırak şu silahı! Bırak baba! Bırak şu silahı! Baba bırak! Bırak sen!